Türkiye'de Kadın Gazeteci Olmak konumuz. Konuşmacılarımız sırayla Hürriyet Gazetesi'nden Oya Armutçu, Bir Gün Gazetesi'nden Sevgim Denizaltı, Kanal 26'dan Hanife Kamar ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Çiler Dursun. Şimdi bu sırayla konuşmaya başlayacağız. Umuyorum ki konuşmalar bittikten sonra sizlere de sohbet, soru sorma, tartışma olanağı zamanı kalacaktır. 15.30'a kadar vaktimiz var. Sayın Oya Armutçu ile başlayalım. Buyurun. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Galiba duyuluyor. Gerçekten ben de salonda daha çok katılım olmasını beklerdim. En azından ben de bu kampüsten geçen, bu okuldan mezun olmanın hep gururunu yaşamış, bir gazeteci olma şansını bulmuş bir insan olarak bu salonu daha dolu görmek isterdim. Hani sizler açısından. Ama hiç önemli değil, buradasınız. Bizim anlattıklarımızı belki bir tecrübe aktarımı olarak kampüs sohbeti içerisinde siz de arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Ben burada size 20 dakika boyunca akademik cümleler kurup gerçekten sıkıcı ve sevimsiz olmak istemiyorum. Her ne kadar ders sürümü başarılı bir öğrenci olsam da size dersleri bir tonda da bir paylaşımda bulunmak istemiyorum. Bir sohbet toplantısı gibi geçsin istiyorum. Konu başlığımız Türkiye'de kadın gazeteci olmak. Gerçekten bir kere bu başlık dahil olmak üzere ben kadına dönük, yarın da Kadınlar Günü, kadın gazeteci, erkek gazeteci, kadın doktor, erkek doktor. Bu ayrıma karşıyım. Her şeyden önce gazeteci olmanın belki de bugünlerde nasıl bir şey olduğunu ya da gazeteci artık olunabiliyor mu onu tartışmamız gerektiğini düşünüyoruz ama konu başlığımız sevgili Çiler hocamın da bu başlığı koyarken bunu düşünmediğini, tam olmaması gerektiğini düşünen bir akademisyen ve uygulamaların da içinde bir insan olduğunu bildiğim için o rahatlıkla da konuşuyorum. Her yerde artık kadın gazeteciler ya da gazeteciler bu kadar rahat konuşamıyorlar ama ben bugün rahat konuşacağım. Nasıldı? Müsaade ederseniz ben gazeteciliğe nasıl başladığımı öyle ta çocukluğumdan beri demek istemiyorum ama şanslıydım sizlere göre. Onu bir hani yol haritamızın başına çıkarak koyayım diye anlatmak istiyorum. Ben basın yayın yüksekokulu öğrencisiydim. Hiç iş aramadım. Çok şanslıydım. Okulu birincilikle bitirdiğim için bana Hürriyet Gazetesi. Çok çok şanslıydım. Artık böyle bir şey olmuyor. Stajyer olarak seçtikleri birkaç öğrenciden biriydim. Okul ders durumu başarılı olan insanlara bu şansı vermişlerdi. Gittim, başladım ve devam ettim. Ama kadın gazeteci olarak meslekte uygulamanın içerisinde tabii ki kadın olmanın çeşitli zorlukları oluyor ama ben kendi kurumumda ya da stajyer olarak başladığım zaman kadın olarak bir ayrımcılık görmedim. Şöyle, zaten muhabir olarak bir ayrımcılığa tabi tutuyorsunuz. 7/24 çalışıyorsunuz. Yani kast sistemi böyle bir iş. Şimdi biraz daha rahat fakat bizim ilk mesleğe başladığımız dönemde böyle değildi. Ben en zorundan başladım belki de. Adliye muhabiri olarak başladım. Arada da adliye muhabirliğine ek olarak Ankara sayfaları vardı. Bunların çok mücadelesini verdik gerçekten. Şimdi bütün gazetelerin kent ilaveleri var. Şehir sayfaları vardı. Şimdi ekleri var. Ankara eki, İzmir eki, İstanbul eki. Bir yerden bir yere evrildi medya. Onu da üzerine ek olarak yapıyordum. Sabah başlıyorsunuz gecenin bir vaktine kadar. Bir defa özel yaşamınız çok gazeteciyken olamıyor. Gerçekten olamıyor. Yani çok klişe gibi görünüyor ama önce işinizi yapıyorsunuz. Buna inanın düşünemiyorsunuz ama hayat bir şekilde de akıyor. Kadın gazeteci olan ve zorlanan meslektaşlarımız asıl belki de anne olanlar. Onlar iki kat hem anne hem gazeteci devam ediyorlar. Bugün nereden nereye geldik? Şöyle, gerçekten sayıları Çiler hocam açıklayacak. Benim başladığım dönemde adliyeye giden tek kadın bendim. Tek kadın gazeteci bendim. Bunu hakimler, savcılar ve o gazeteci meslektaşlarım, şimdi isimlerini vermeyeyim. Bazıları sektörde çok garipsemişlerdi ama olabiliyor, bir yerden bir yere biz adliye muhabiri olarak başladık. Şu anda yargı muhabirliği diye başka bir alan var. Hatta akademik kitaplara girdi. Belki de onların ilk örneklerinden biri benim. Yani bunu böbürlenmek ya da örnek anlamında söylemeyeyim, öyle oldu. Çünkü Türkiye'de yargı önem kazandı bu süreçlerle. Yüksek yargı diye bir başka başlık açıldı. Ve artık yargı muhabirleri de var. Şöyle bir uygulamanın içinden ben size örnek verebilirim. Adliyede şimdi erkek muhabirlerden daha çok kadın muhabirler var. Televizyonlardaki moderatörler ya da bu haberleri yapanların önemlice bir bölümü kadın. Bunlar tabii ki sevindirici gelişmeler ama bir de madalyonun öbür tarafı var. Tabii ki maalesef hala gazetelerde de her ne kadar olmadığını, yapılmadığını aynı zorluklardan geçerek geldiğimizi söylesem de yönetici pozisyonlarına geldiği zaman gazete yönetimleri bazen kadın tercih edebiliyorlar. Her ne kadar yine gazetelerde bugün kadın yönetici sayısı artsa da daha önceden haber değeri vardı. İşte Nurcan Hanım Hürriyet'te haber koordinatörü olduğu zaman Nurcan Akat, bu size söylediğim şey, ya bu da ne yaşlı ne dinozor kadın diyorsunuz ama belki çok uzak değil. Belki bir 20 yıl geçti üzerinden. Şimdi kadın Ankara temsilcileri, kadın genel yayın yönetmenleri, NTV'nin başında da Nermin var. Bizim keza yine patronumuz bir kadın, Hande Fırat. Yani görünen malzeme bu. Haber kaynakları, kadın gazeteci ilişkisini de bu başlıkta ben size dediğim gibi biraz uygulamayı anlatmak istiyorum. Yani orası da bazen zorlandığınız bir alan olabiliyor. Bir kadın gazeteci olduğunuz zaman İlişkilerinizi sağlam, başından doğru kurmak ve doğru mesajları vermek gerekiyor. Yoksa sıkıntı çekebiliyorsunuz. Yani bir defa kadın gazeteci olduğunuz zaman size ya nasıl olsa gazeteci, bunu da işte kaldırır, sizinle tutup bir, yine tırnak içi söylüyorum, kahvehane sohbeti içerisine girmek isteyen hakimler, savcılar bile, bunu da alanımdan söyleyeyim, ben hem köşe yazıyorum, hem yüksek yargı muhabirliği yapıyorum, hem de parlamento muhabiriyim ya da böyle siyasetçilerle karşı karşıya gelebiliyorsunuz ama bu da sorun değil. Baştan o haber kaynağı gazeteci iletişimini, mesajını, sınırına doğru koyduğunuz zaman bir sıkıntısı olmuyor. Bunu kötüye kullanan insanlar olmadı mı? Oldu tabii. Yani artık medyada da medya dedikodu siteleri var. Maalesef bazı meslektaşlarımız da belki, tırnak içi söyleyeceğim yine, kadın olmanın avantajlarını haber almak için, belli yerlere gelmek için kullandılar mı? Kullandılar. Bunun olmasını ben nasıl karşılıyorum? Ben çok kötü karşılıyorum ve hiç etik bulmuyorum. Yani bu da madalyonun öbür tarafı diye düşünüyorum. Ama bir yerde, bir noktadan sonra bir köşenizde oluyor. Ben mesela bir süredir, yani muhabir olarak başladım. Hiç asla bu şekilde çat kapı Hürriyet'e gittim. Yıllar sonra da şu anda bir köşemde var gerçekten. Yalnız bu köşeleri de yine dediğim gibi kamu yararına artık insanlar, bazen artık bakıyorum köşe okurken sıkılıyorum. Günlük hayatlarına blog gibi yazmaya başladılar. Ama köşe yazarı ya da köşe yazmanın da belli sorumluluğu var. Mesela yine bunu da bir örnekle ben söylemek istiyorum. Çocuk istismarı konusu ve kadına şiddet konusu yine yarınki gündemle çok paralel. Güncel, biliyorsunuz. Yine uygulamadan bir örnek olsun. Cumhurbaşkanı bir talimat verdi. 8 bakanlı bir komisyon kuruldu. İşte bu komisyonda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Şimdi isimlendirmek istemiyorum. Köşe yazarı büyüklerime ya da meslektaşlarıma ayıp olacak ama köşeler yazılıyor toplantılarla ilgili, bazıları servis ediliyor hükümete daha yakın gazetecilere ve bakın tırnak içinde söylüyorum, bunların hepsini köşe yazarları yazıyorlar. Ben de bir köşe yazarı olmama rağmen bunlar rahatsızım, servis edilerek yazılanlar da var ve daha kötüsü, hadi bunlar yine bir noktada mesaj veriyorlar, hükümetin vermek istedikleri mesajı veriyorlar ama bizim gazete dahil öyle köşe yazarları var ki Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesini açmadan, okumadan bütün fikirlerini tartışan ve yanlış şeyleri kamuoyuna aktaran insanlar var. Bunun da aslında kadın olmakla, erkek olmakla bir fark yok. Yani köşe yazarıysanız siz en azından biraz okur yazar olacaksınız. Cinsiyetin de dışında. Neden bu kadar sert konuşuyorum? Şu yüzden. Mesela gereksiz bir 12 yaş tartışması var. 12 yaşından küçük çocuklara cinsel istismar uygulandığı zaman dünyanın her yerinde zaten 12 yaşın altındaki çocuk bebektir, çocuk bile demiyorum. Bizim mevcut Türk Ceza Kanunumuzda eğer 12 yaşından bir çocuk, çocuk demeyeceğim, bebek diyeceğim. Sapık bir insanın, artık bunu da böyle kodlayacağım, cinsel istismarına uğrarsa cezası 18 yıldan az olamıyor. Kademeli bir şekilde 12 ile 15 yaş arası farklı, artı 18'den sonra da daha farklı oluyor. Ama siz lütfen hepiniz araştırmacı gazeteci adaylarısınız ve ben her gazetecinin her konuyu araştırması, bu güncel bir kanuna bakmanızı öneriyorum. Kanunda zaten bütün moderatörlerin, televizyonların konuştuğu gibi hani kademeli ceza geliyor, ağır ceza geliyor var ya, o kademeli ceza yıllardır var. Eski TCK'da da vardı, şu anda da var. Ve cezası da düşünürseniz aslında 18 yıl. Bu cezayı siz doğru düzgün hücre hapsi şeklinde uygularsanız caydırıcı da olabilir. Fakat biz ne yapıyoruz? En başta köşe yazarlarımız kanuna bile bakmadan yeni sistem, olmayan bir şey geliyormuş gibi bunu yazabiliyorlar. Diyorlar ki niye 12 yaş, 12 yaşın üstündeki çocuğa ceza yok mu? Bu da inanılmaz bir cehalet. Çünkü yine bizim Türk Ceza Kanunumuz diğer mevzuatımıza göre son derece medeni ve uygar bir şekilde 18 yaşında altındakileri çocuk kabul ediyor zaten. Onlar çocuk değil mi diye yazılabiliyor, tartışılabiliyor. Bu zaten böyle. Tartışmayı belki de doğru yerden koymak gerekiyor. Ve bunu benim üzüldüğüm şey, kadın gazetecilerin, kadın köşe yazarlarının hiçbir şekilde karşılaştırmadan yanlış bir bu örnek üzerinden gitmek istedim ben. Hiç bakmadan köşelerine taşımaları oldu. Oysa bu ceza zaten vardı. Oysa zaten 18 yaşın altı Türk Ceza Kanunu ve mevcut hukuk düzeninde çocuk diye cezalandırılıyordu. Buradaki tartışılması gereken sorun belki de hakimlerin bu uygulamayı iyi yapmayıp sırf kravat taktı diye. Eğer siz bir cezayı 3'te 1'inden 6'da 1'ine kadar indirip sonra yattığı süreyi hiçe şeye sayarak, yani katlayıp izinleri de ekleyip, eğer siz bu insanları hiç kontrol altında tutmadan, hiç denetim altında tutmadan sokağa salıp veriyorsanız, bu artık yani hem o kararı veren hakimlerin de vicdansızlığıdır. Bu tartışmayı bu şekilde yanlış yerlere yönlendiren medyanın da ayıbıdır. Ve ben yine bu kürsüden bir üzüntümü ve bir korkumu da sizinle, bilmiyorum hala süren var mı, paylaşarak bitirmek istiyorum. Güncel bir örnek üzerinden. Hani biz böyle bakanlar kurduk, 8 bakan, 7 bakanla karıları çalışıyor ya. En büyük korkum bu çalışmanın, bu hapisteki rakam da vermek istiyorum. 16.000 çocuk istismarcısı var. 19.504 tanesi de şu anda temizde duruyor. Neredeyse yani 50.000, bunlar daha bulunup cezalandırılabilenler. Rakam böyle korkunçken Başbakan Yardımcısı Türkiye'de aslında bu kadar çocuk istismarı olmadığını, çocuk istismarının azaldığını, medyanın bunu görünür, her gün haber yaparak bu çocukları linç ettiğini söylüyor, açıklıyor. Ve iş şuraya evrilecek. Artık bizi bu tür haberleri yazmamamız, yeni bir mekanizma getirilmesi ve en acısı da 1991 yılını çoğunuz hatırlamazsınız. Siz küçüksünüz ama Sayın Bülent, rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Hanım DSP Genel Başkan Yardımcısıydı. Bir Sinop Cezaevindeki bir çocuğu görüp çok üzüldü ve bir af çıkarmaya karar verdi. Şartla salıverme yasası. O affı çıkardı ve bu af sadece kader mahkumlarına olacaktı. Sonra terör mahkumlarına, katillere, hırsızlara ve sıkı durun en sonunda tecavüzcülere uygulan. En büyük korkum şimdi bu kimyasal hadım uygulamasıyla, bu uygulamanın getirilip bu insanların da şartlı salıverme süreleri içerisinde tedavi görme şartıyla salıverilmeleridir. Yani sokaklarda 16.000 tane bu tarz hüküm giymiş insanı görmek benim en büyük korkum. Bunu mesleğe ve uygulamamızda, yani satır başlarından biri olarak bir örnek üzerinden gitmek istedim. Geri alırsak, yani biraz duyarlı olmanın aslında kadın ya da erkek gazeteci olmakla da ilgisi yok. Konularımıza belki de sahip çıkmalıyız ve bunun ötesinde de yani kamu yararına gazeteciliği esas alırsak, kendi kişisel yararınıza ya da çok basit ölçütü kendi yararınızı ya da kurumunuzun yararının üzerinde kamu yararını tutarsanız eğer iyi gazetecisiniz. Doğruyu yaparsınız ve rahat uyursunuz. Yani benim bu meslekte neredeyse 28. yılım, her gece rahat uyuyabiliyor olmak Benim en büyük ödülümdü. Aldığım gazetecilik ödüllere, sürekli basın kartıma, köşeme rağmen her gece rahat uyuyor olmak, en azından üzerime düşeni, bunu ben yazabiliyorum, uyarabiliyorum mu düşünmek çok önemliydi benim için. Sizin sorularınız varsa onlara da yanıtlamak isterim. Diğer meslektaşlarıma da zaman ve süre kalsın. Ben böyle size kendi deneyimlerimden, hayatımdan, yaşadığım ve izlediğim haberlerden bir sunum yaparak konuyu şöyle bir açmak istedim, satır başlarıyla sizleri düşündürmek istedim ama sormak istediğiniz şeyler varsa tabii ki bu tartışmayla şekillenir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet, gerçekten Oya Armutçu'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok çarpıcı bir yerden girdi. Tam diyelim damardan yakaladı bizi. Umuyorum ki tartışma döneminde bir soracağınız soru olur. Şimdi hızla Sevgim Denizaltı'ya söz vermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar merhaba. Rakamları ben de bilmiyorum. Türk Gazetesi'nde çalışıyorum ben yaklaşık 10 yıldır. 10 yıl önce başladım aslında, başka bir sektörde çalıştım biliyorsun. Ama hep gazeteci olmak istiyordum zaten, gazetecilik okumuştum. Bir gün gazetesi benim çıktığı ilk günden bu yana, hatta çıkmadan önce biz sabırsızlıkla beklemeye başlamıştık. Bir gün çıkacak, işte gazetemiz çıkacak diye bir uzun bir bekleme sürecimiz doğmuştu. Çıktığı günden bu yana okuru olduğum, kendi gazetem olarak gördüğüm bir gazeteydi. Ve bir yıl ben başka bir sektörde çalıştıktan sonra dedim ki ben gazetecilik yapacağım. Kendi gazetemde yapacağım ve bu işi yapacaksam eğer ben inandığım şekilde yapacağım. Yapmam gerektiğini düşündüğüm şekilde yapacağım. Ve bu şansı elde ettim ben. 10 yıldır Bir Gün Gazetesi'nde çalışıyorum. Sevgili meslektaşım Oya Hanım'ın son dediği şey çok önemli gerçekten. Gece rahat uyumak, başını yastığa rahat koymak. Bu işte de bu çok önemli. Şu anda meslektaşlarımızın, özellikle ana akımda çalışan pek çok meslektaşımızın durumunu görüyoruz. İnanmadıkları haberleri yapmak zorunda kalanlar, yalan haber yazmak zorunda kalanlar, insanlara zarar vereceğini bile bile yazmak zorunda kalanlar ve bunun gerekçesi olarak da ekmek parası diyenler, işsiz kalma korkusuyla bazı şeyleri boyun eğenler, susmak zorunda kalanlar. Ben böyle şeylere ya bunu hani doğallaştırmak da istemiyorum açıkçası. Bana doğal gelmiyor. Koşullarınız ne olursa olsun. Gezi'de bir slogan vardı ya, şeydi, simit sat onurlu yaşa. Bazı şeyleri gerçekten acınızdan öleceğinizi bilseniz de yapmazsınız. İnsanlara zarar vereceğinizi düşünüyorsanız yazmazsınız. Bedelini de göze alırsınız, susmazsınız. Ama ben bu tarz bir baskıya bile maruz kalmamak adına zaten bildiğimde çalışmayı seçmiştim. Şimdi muhalif medyada çalışan kadınları temsilen çağırdı Çiler hocamız beni. Muhalif medya diyen de var, alternatif medya diyen de var. Ben daha çok alternatif medya diyordum ama geçenlerde bir düşündüğümde hani alternatif deyince de şey geliyor aklınıza. Bir gerçeklik var, siz bir alternatif yaratıyorsunuz. Hani farklı bir şey yaratıyorsunuz, alternatif adı üstünde. Ama kadın gazeteciler açısından bakarsak, yani çok üzülerek söylüyorum, alternatif medya dediğimiz kuruluşların da hepsini söylemeyeceğim. İyi örnekler var ve onları tenzih ederek söylüyorum. Çok büyük bir bölümünde kadın gazeteciler aynı sıkıntıları yaşıyor. Karar alma mekanizmalarında alternatif medya dediğimiz yapıların çoğunun karar alma mekanizmalarında da erkekler var. Kararları erkekler alıyor, kadınlar uyguluyor. Şimdi o zaman neyin alternatifi? Kadınların sesi bu kurumlarda da kısılıyor. Erkekler her şeyi hepimizden çok iyi biliyorlar. Hatta kadın meselesini bile bazen bizden iyi bilebiliyorlar erkek meslektaşlarımız. Kadınlar bu kurumlarda da emeğin yeterince görünmediğini düşünüyorlar ve başarılı görünmek için erkek meslektaşlarından daha fazla çalışmak gerektiğini söylüyorlar. Daha fazla çalışmaları, daha fazla didinmeleri, sürekli kendilerini ispat etmeleri gerektiğini söylüyorlar. O zaman neyin alternatifi? Dolayısıyla aslında muhalif demek galiba daha doğru olabilir. Bu şeye gelince, ya dediğim gibi kadınlar ayrımcılığı ve şiddeti, cinsiyet ayrımcılığını ve şiddeti kadın gazeteciler ana akım medyada olduğu gibi ana akım medya dışındaki mecralarda da yaşıyorlar ama farklı şekillerde, farklı biçimlerde deneyimliyorlar zannediyorum. Yani arada bir fark var. Ana akım medyadaki kadın meslektaşlarımla konuştuğumda, onların anlattıklarını dinlediğimde benim tüylerim diken diken oluyor. Hani bu asla benim gazetemde yaşanamaz dediğim ya da benim gazetem için söylemiyorum sadece. Bizim gibi farklı kurumlarda böyle bir şey nasıl olur dediğim birçok vaka oluyor. Bu bir gerçek. Farkındalık oranı daha yüksek. Kadınlar susmuyorlar. Daha bir bilinç, toplumsal cinsiyet bilinci var ama bu şey değil. Her şey dört dörtlük. Hiçbir sorun yok. Sosyalist medyaya da dahil ederek söylüyorum bu arada. Yani hani alternatif medya biliyorsunuz çok geniş. Sadece sosyalist medyayı kapsamıyor. Sosyalist medyaya da dahil ederek söylüyorum. Öyle sıfır sorun bir mecralardan bahsetmiyoruz. Biz örneğin TGS'liyim ben. TGS üyesiyim. Ve kadın komisyonumuz var bizim, kadın ve LGBT komisyonumuz. Ufacık bir araştırma yaptık. 221 kadınla bir anket çalışması yaptık. İşte geçen gün pazartesi günü sonuçlarını açıkladık. Orada kadınlara açık uçlu soru da sormuştuk. Demiştik ki yaşadığınız şiddeti, ayrımcılığı, mobbingi paylaşmak ister misiniz? Bazı kadınlar kurum isimleri de vermişler. Biz o kurum isimlerini raporumuzu almadık. Cevap hakkı vesaire imkanımız olmadığı için ama biz kendimiz kaydettik. O kurum isimleri içinde alternatif medya da var. Aa bu nasıl olur? Böyle bir yerde bu nasıl olur dediğiniz mecralar da var. Kadınlar oralarda mesela yöneticisinin ya da üstünün sözel saldırısına uğradığını, şikayette bulunduğunu ama gereğini yapılmadığını anlatıyor örneğin. Böyle örnekler var ve yazmış yani alternatif medya. Bana göre şöyle bir durum var. Alternatif medyada mesela sol basın açısından da dedim ya, bizde biraz işler farklı yürür. Öyle ana akımdaki medya gibi değildir. Hani erkekler mesela taciz olayı, eminim yani bir elimde bir istatistik yok, bir veri yok ama ana akım medya kadar sık taciz göremezsiniz yani. Ve çünkü şeyi bilirler, tacizi genelde şöyle şeyler rastlıyoruz. Taciz eden adam korunuyor. Kadın bir şekilde işten uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Ya şimdi bu konuda evet tacizin gereği yapılıyor olabilir ama şunu ben gözlemledim. Tacizin ya da benzer suçların, kadına yönelik ayrımcılığın temelinde erkek egemen yapı yatar. Yani bir çalışma ortamı erkek egemense, eril çalışma bir ortamı söz konusuysa diliyle, her şeyle, pratiğiyle orada siz her şeyi bekleyin. Şimdi siz bu yapıyı değiştirmeye yönelik önlem almazsanız bu tür olayların önüne geçemezsiniz. Ben şeyi gözlemliyorum, evet taciz yaşandığında gereği yapılı olabilir ya da işte bir şiddet olayı yaşandığında kadına dönük gereği yapılıyor olabilir ama bu olayların yaşanmaması için gerekli önlem alındığını düşünmüyorum ben. Pozitif ayrımcılık tedbirlerinin yeterince olduğunu düşünmüyorum alternatif medyada. Bir diğer sorunumuz da devlet şiddeti. Beni açıkçası 10 yıllık meslek hayatımda en çok etkileyen şeylerden biri bu oldu. Bir alternatif medya ya da muhalif medya çalışan olarak devlet şiddeti. Kendim bizzat benim kurumum basılmasa da birlikte haber yaptım. Daha dün birlikte haber izlediğim arkadaşlarımın bir gün sonra gözaltına alındığını gördüm. Kurumlarının basıldığını gördüm. İşte desteğe gidiyorduk mesela arkadaşlarımızın kurumun önünde. İçeride arama yapılıyor. Saatlerce akşama kadar sürüyor arama. Biz kapının önünde slogan atıyoruz, özgür basın susturulamaz diye. Ama biz önde özgür basın susturulamaz diye slogan atarken sonradan öğreniyoruz ki içeride arkadaşlarımıza, kadın arkadaşlarımıza çıplak arama işkencesi yapılmış. Ya da işte gözaltında arkadaşlarımız, gidiyoruz karakolun önüne, darp edilmiş olduğu haberi geliyor arkadaşlarımızın. Devlet şiddetini gerçekten çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Alternatif medya çalışanları zannediyorum ki daha çok yaşıyor. Örneğin bu biraz önce bahsettiğim anket çalışmasında şiddetle ilgili de sorularımız vardı bizim meslektaşlarımıza. Bir meslektaşımız şeyi anlatmış. İstanbul Üniversitesi'nin önünde öğrenci olaylarını izlerken polislerin fiziksel şiddetine maruz kalıyor bir kadın muhabir arkadaşımız. Ve daha sonra buna tepki gösteriyor ve polislerin amiri diyor ki gelip yanına, ya kusura bakmayın diyor, biz sizin ana akım medyadan olduğunuzu anlamadık. Siz alternatif medya çalışanı zannettik, özür dileriz diyor. Ya gerçekten kadın bunu böyle yazmış, biz de raporumuza yazdık, inanılmaz bir şey yani. özür kabahatinden büyük mü dersiniz artık ne dersiniz, böyle şeyler de sıklıkla yaşanıyor. Onun dışında şimdi kadın gazetecilere mesleki dayanışma ve örgütlenme pratikleri konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Yani biraz sonra hocamıza soracak. Bu arada sözü unutmadan ben çok tebrik ediyorum ve çok merakla bekliyorum bu araştırmanın sonuçlarını. Çok önemli bir eksiklikti çünkü. Kadın gazetecilerle ilgili elimizde veri yok. Evet biz de gazeteciyiz, kadınız, biliyoruz bir şeyler yaşandığını ama gerçekten sağlıklı, örneğin sendika açısından düşünürsek, yani sendikal politikaların oluşturulması, mücadele önceliklerinin belirlenmesi açısından sağlıklı verilere ihtiyacınız vardı. Veri olmadan iş yapamazsınız. Elimizde veri yoktu, yapılmış güncel bir araştırma yoktu. O yüzden tekrar tebrik ediyorum ben Çiler Hocam ve ekibinin tüm arkadaşları emeği geçen. Ve bizim yaptığımız bu ufacık, biraz önce bahsettiğim araştırma da gösteriyor ki aslında bu kadın gazetecilerin bu cendereyi kırmasının, içinde bulundukları bu durumu değiştirmesinin tek yolu bence bir araya gelmelerinden ve birlikte mücadele etmelerinden geçiyor. Biz kurumsal olarak ilk kez galiba, yani benim bildiğim ilk kez kurumsal olarak bir gazetecilerin örgütlenmesini oluşturmaya çalıştık. TGS çatısı altında, işte bahsettiğim kadın komisyonuyla. Halbuki yurt dışında açmışlar gitmişler, kadın gazeteciler federasyonları falan var, hani örgütler var, bir de örgütlerin üst örgütleri var. Türkiye'de kurumsal bir birliktelikleri yoktu. Biz de bunu oluşturmaya çalıştık. 2013 yılından beri bu şekilde mücadele ediyoruz. Aslında 3 amacımız vardı bu komisyonu kurarken. Birincisi medyadaki eril dili değiştirmek. Çünkü bu eril dil kadına yönelik şiddetin de ayrımcılığın da aslında faillerinden biri. Yani örneğin kadın cinayetlerinin gerçekten katil, yani faillerinden biri medya. Kullandığı dille çünkü bunu tekrar tekrar üretiyor. Ve ürettiği bu cinsiyetçi dilde bu şiddeti kademe kademe artırarak bunları yaşamamıza büyük rol oynuyor yaşamamızda. Bu eril dili değiştirmek için kadın gazeteciler bir araya gelmeli ve birlikte mücadele etmeli dedik. İkincisi sendikamızı değiştirmek için, sendikada kadınların eşit temsilini sağlamak için bu işe soyunduk. Üçüncüsü de çalışma yaşamlarımızda biz de kadın gazeteci olarak diğer sektörlerdeki, diğer iş kollarındaki kadınlardan farklı şeyler yaşamıyoruz aslında. Aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Şiddetse şiddet, ayrımcılıksa ayrımcılık, hepsini biz de pratikte yaşıyoruz. Bunlara karşı da mücadele etmek, kendi uğradığımız ayrımcılığa, şiddete karşı mücadele etmek için de bu komisyonu kurmuştuk. Dolayısıyla kadın gazetecilerin örgütlenmesinin ve dayanışmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şey mümkün mü? Haber metinlerini yazarken, haberlerimizi yazarken o biraz önce bahsettiğim eril dilden kurtulmak elbette ki mümkün. Birincisi haberciler olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Toplumsal olaylardan, her türlü olaydan ya kadın ve erkekleri aynı derecede etkileniyormuş gibi davranmaktan birincisi vazgeçmemiz gerekiyor. Böyle bir şey yok. Yani kadınla erkek toplumda eşit değil. Kadınların uğradığı ayrımcılık, hayatın her alanında uğradığı ayrımcılık ortada. Dolayısıyla siz aynı olaydan, aynı bütün kesimlerin aynı şekilde etkileneceğini varsayarsanız ve cinsiyet körü bir yaklaşımla habere bakarsanız olaya, siz sadece gerçeğin üzerine örtersiniz. Ya böyle bir şey yok. Cinsiyetlendirilmiş bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Örneğin asgari ücret değil mi? 1603 lira olarak belirlendi en son. Şimdi baktığınız zaman asgari ücretle geçinenleri doğrudan etkileyecek, diğer çalışanları da tabii ki etkileyecek, asgari ücretle geçinenlerin ailelerini de etkileyecek. Peki herkesi aynı şekilde mi etkileyecek? Kadın emekçileri, erkek emekçileri? Hayır, aynı şekilde etkilemeyecek. Bugün biz şunu biliyoruz yapılan araştırmalardan, Türkiye'de ve dünyada, hatta dünyada yoksulluğu yoğun bir şekilde yaşayan, işte geliri $1 altında olan, yapılıyor ya böyle araştırmalar. İnsanların çok büyük bir bölümü kadınlardan oluşuyor. Kadınlar daha yoksul. İşsizlerin çok büyük bir bölümü. Kadınlar düşük ücretli, güvencesiz, kuralsız, sendikasız çalıştırılıyorlar. Dolayısıyla asgari ücretten nasıl siz bu iki kesimin aynı derecede etkilenmesini bekliyorsunuz? Asgari ücretin açlık sınırının bile altında olmasından aynı derecede etkilenmezler. Dolayısıyla her olaya aslında böyle bakmak mümkün, yani hiçbir olay kadınlarla erkekleri eşit derecede aynı şekillerde etkilemiyor, farklı biçimlerde etkiliyor ve bunu görmek lazım, buna uygun davranmak lazım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Toplumsal cinsiyet rollerine değinmek istiyorum. Gerçekten bu toplumsal cinsiyet rolleri de biz kadın gazetecilere, Oya Hanım da bahsetti, çok zorlayan bir durum. Özellikle evlenen, biz de bu küçük araştırmamızda gördük, anket çalışmamızda evlenen ve çocuk sahibi olan kadın gazetecilerin yaşadıkları anlatmışlar, açık uçlu sorularımızda da anlatmışlar. Korkunç bir şey yani, o kadar büyük bir psikolojik baskı altındalar ki. Ya diyor ki kadın, özel hayatıma vakit ayıramıyorum. Çünkü esnek çalışma koşulları bizim sektörde çok yaygındır, gazetecilikte. Yani giriş çıkış saatiniz yok. Her saatte haber çıkabilir, her saatte haber kaynağı arayabilir. Dolayısıyla en çok bundan zorlanıyorlar. Uzun mesailer, fazla mesailer. Çocuğumun okul çıkış saatine hiç yetişemedim diyor bir kadın mesela. İşte bir diğeri, eşim anlayışsız diyor, hani kimi zaman eşim, kimi zaman yöneticim anlayışsız diyor. Çocuk sahibi olan kadınların hemen de hepsi neredeyse işi bırakmak ya da mesleğe ara vermek zorunda kalıyorlar. %93 yapılan araştırmada işte eğer diyor kreş olsaydı ben ara vermek zorunda kalmazdım hani. Çünkü çocuk bakımı kadınların göreviymiş gibi, doğal göreviymiş gibi sunuluyor. Aynı şekilde ev temizliği, ev işleri de bunu çok sancısını çekiyorlar. Bunlara karşı da tabii ki mücadele önceliklerimizden biri de bu olmak zorunda. Bunlara karşı da, bu geleneksel toplumsal rollere, toplumsal cinsiyet rollerine karşı da mücadele etmezsek kadın gazeteci olarak yaşadığımız sıkıntılar devam edecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet, Sevgim Denizaltı'na çok teşekkür ediyoruz. Muhalif ya da alternatif gazeteci olmak konusunda bize çarpıcı şeyler anlattı ama en önemlisi de bence hani kadın gazetecilerin örgütlenmeye başladığı haberi gerçekten kişisel olarak ben çok sevindim. Çok geç kalmış ama önemli bir şey. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Evet, şimdi hızla Hanife Kamar'a geçmek istiyorum Eskişehir'den. Evet. Kanal 26. Kanal 26'dan. Evet, hoş herkese geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ben de yaklaşık 10 yıl önce bir iletişim fakültesi öğrencisi olarak böyle sizler gibi çok heyecanlıydım ve aslında mezun olduktan sonra iş bulabilecek miyim endişesi taşıyordum. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü mezunuyum bu arada. Aslında benim lise yıllarında verilmiş bir karar değildi. Daha ilkokul sıralarında verilmiş bir karardı. Çünkü bilirsiniz ilkokulda böyle özel günlerde şiirler vesaire okulur. Sınıftan hocam hep beni seçerdi. Bir gün Eskişehir çapında bir şiir yarışması olacak. Yine beni seçmişti. Ve tabii bunu övünmek için söylemiyorum ama ben çok heyecanlandım. Topluluk karşısında konuşamayacağımı düşündüm ve heyecandan ağlamaya başladım. Sonra hocamla göz göze geldik. Beni yanına çağırdı. Dedi ki, sen TRT 2'de Seyran Levent'in sunduğu Akşama Doğru programını izliyor musun dedi. Ya daha 10 yaşında falanım. Yok hocam izlemiyorum öğretmenim, izlemiyorum dedim. Bundan sonra izle çünkü sen ileride öyle bir spiker olacaksın dedi. Ve ben ondan sonra bana kim sorsa büyüyünce ne olacaksın diye hep spiker olacağım dedim ve çok istedim. Lisede de ilk tercihim Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi oldu ve oraya girdim. İlk dersimizi çok net hatırlıyorum. Hocamız demişti ki böyle 60 kişilik bir sınıfız. Burada sadece 5'iniz gerçekten sektörde çalışacaksınız, çok farklı işler yapacaksınız ve bazen pes edeceksiniz, bu işi bırakacaksınız dedi. Biraz böyle endişe duymuştum aslında çünkü çok yapmak istiyorum bu işi ve 3. sınıfın sonlarına doğru yaklaştığımda da acaba sektörle iş bulacak mıyım diye düşünüp böyle çeşitli radyolara başvurdum Eskişehir'de. Sonra bir gün İletişim Fakültesi'nin kantinden inerken bir afiş gördüm. Hiç unutmuyorum, mikrofon var. Sarı bir afiş. Spiker olmak ister misiniz radyoda diye. Hemen başvurdum tabii, gittim. Yaklaşık böyle işte 7 kişi falan olacaklar radyoya. Gittim, bir 200 kişilik sıra var. Derslerimi kaçırmak uğruna girdim o sıraya ve mülakatlara girdim, seçildim. Öğrencilik yıllarımda böyle radyoyla başlamıştım. 3. ve 4. sınıfta. Sonra bittikten sonra tabii ki bu bir tutkuya dönüşüyor, artık başladıktan sonra bırakamıyorsunuz. Ve ben tabii ki yeni mezun bir insan olarak herkesin hayalidir, İstanbul'a gitmek istedim. Tabii ki bütün eğitim hayatım Eskişehir'de geçtiği için biraz babam endişelendi ama çok istediğimi görüp git dedi. Daha sonra İstanbul yolculuğu başladı benim için. İlk başta Kral FM, Gezegen Mehmet'in asistanı olarak yaklaşık bir yıl radyoculuk. Ondan sonra aslında çok haber spiker ekranda olmak istiyordum. Ve bunun için Sine 5'te aynı kattaydık. Sine 5'in kapısını çaldım. Daha doğrusu şöyle oldu. Benim mesai saatim 7'de bitiyordu. 7.30'da ana haber vardı ve ben heyecanla her gün rejide ana haberi izlerdim. Ve o gün haber spikerin okuduğu metinleri alıp evde çalışırdım. Bir gün beni fark ettiler. Çok mu spiker olmak istiyorsun dediler. Ve haber müdürüyle tanıştırdılar. O da bana dedi ki canlı yayın gerçekten çok risklidir. Biraz daha küçük televizyonlarda başla, kendini yetiştir, muhabir ol, sokağın biraz tozunu yut dedi. Ben İstanbul'da çeşitli televizyonlara başvurdum ve öyle küçük küçük televizyonlarda ondan sonra en son Kanal 7'de Fuardiyans diye bir program sundum. Sonra bu İstanbul yolculuğu beni biraz yordu ve dedim ki biraz şehrime döneyim, Eskişehir'de biraz dinleneyim. Derken sonra Eskişehir'in bir kanal açılmıştı. Oraya başvurdum. Orada haber spikeri ve televizyon programları yaptım. Şimdi de Kanal 26'dayım. 4 yıldır ana haber spikeriyim. Ama aynı zamanda kanalın tek kadın çalışanıyım diyebilirim. Muhabirim, editörüm, haber spikeriyim, program sunucusuyum. Program konuklarımı kendim ayarlıyorum. Bazen yani her gün 21.30'da mesela işim bitiyor. Eve geldiğimde saat 22.30 falan oluyor. Kendime çok az vakit ayırabiliyorum. Az önce hocamın da söylediği gibi aslında bu işin gerçekten 7-24 bir saati yok. Mesela ben 2 yıldır ailemle bayram sofralarına oturamıyorum. Çünkü Vali Bey'i takip ediyorum. Önce protokolle bayramlaşıyorum. Ondan sonra ailemle bayramlaşıyorum. Herkesin tatil yaptığı günler nelerdir? Mesela bir olağanüstü hal olur, işte depremdir, seldir ya da ne bileyim 23 Nisanlardır, böyle ulusal bayramlar, herkes evdedir ama bizim için en önemli günler o günlerdir, yani haberin asıl çıkacağı günler. Dolayısıyla biz evde dinlenemeyiz. Ama yine de çok şükrediyorum çünkü sevdiği işi yapan şanslı insanlardan birisiyim gerçekten. 10 yıl geride kaldı. Az önce hocamın da söylediği gibi Oya Hanım'ın hani dedi ya karar alma mekanizmalarında yer almıyoruz. Hakikaten ona inanıyorum. Çünkü ben mesela hiç erkek bir genel yayın yönetmeni, pardon, kadın bir genel yayın yönetmeniyle çalışmadım. Hiç kadın bir haber müdürüyle çalışmadım. Ama kendimin yaptığım haberlerde daha böyle hani pozitif ayrımcılık yaptığımı düşünüyorum kadınlara yönelik. Mesela alanını da iyi olmuş, uzmanlaşmış, yaptığı işi parlatan kadınlara mutlaka programlarımda yer veriyorum. Onları araştırıyorum, kapılarını çalıyorum. Mutlaka haberlerimde yer veriyorum. Biraz pozitif ayrımcı olduğumu söyleyebilirim. Onun dışında aslında hani az önce sendikalaşmadan bahsedildi. Hani gazetecilik nedir aslında? Bir hak arama mesleğidir. Haksızlığa uğrayan bir kimsenin yanında olmaktır. Biraz vicdan işidir. Mesela onlara katılıyorum gerçekten de. Başkalarının aslında zaman zaman haklarını ararken kendi haklarımızdan tavizler verebiliyoruz. Ben 10 yıldır sektördeyim ama baksanız 5 yıldır sigortam vardır. Birçok yerde sigortasız çalıştırıldım. Yani bunun gibi, yani bu kadın erkek demeyelim de yani genel anlamda sektörde böyle bir şey var. Bir de benim çok dikkat ettiğim ve rahatsız olduğum bir şey var. Onu da paylaşmak istiyorum. Mesela dizileri izleyemiyorum. Yani eğer biz bu sektördeysek ve ileride gerçekten söz sahibi olacaksak, yönetmen olacaksak, haber müdürü olacaksak, yani kadınlar nasıl, dizilerimize bir bakalım, ezilen, horlanan, kendi ayakları üzerinde duramayan, öyle değil mi? Kocası tarafından şiddet gören, kaçan ve kaçtığı takdirde yine başka bir erkeğin yanına sığınan. Baktığımızda bunları bakıyorum, kadın yönetmenler çekiyor. Bizlerden, yani iletişim fakültelerinden mezun olmuş öğrenciler çekiyor. Yani kadınları bu şekilde gösteriliyor ve bu algının da değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun dışında bu kadar. Yani çok fazla söyleyecek bir şey var. Sizin sorular yok. Sizin sorularınız varsa alabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Eskişehir'den bu güzel sese Hanife Kamar'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hakikaten hoş bir deneyim paylaşımı oldu. Evet, şimdi Çiler Hoca'yı, Çiler Dursun'u dinleyelim. Ondan sonra bolca tartışmaya vaktimiz olsun. Evet, hocam. Teşekkür ederim hocam. Tekrar bütün konuklara teşekkür ediyorum ben. Biz bu paneli düşünürken ana akım, alternatif muhalif medya ve yerel bölgesel medyada çalışan kadın gazetecilerin deneyimleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından, perspektifinden kendi çalışma ve yaşam alanlarına baktıkları zaman neyi görüyorlar, neyi fark ediyorlar ve neyi not etmişler, bunları sizlerle paylaşmasını çok önemsedik. Şimdi ben işin biraz kuru bilgi kısmına geçeceğim. Böyle canlı ve organik yönü değil tabii ama vereceğimiz, göstereceğimiz tablolar, sayılar ve eğilimler, dinamikler daha doğrusu, bunların geri planında hakikaten çok sayıda kadının uzun yıllara dayalı yaşamışlıkları, deneyim alanları, böyle canlı kanlı bütün o dokularına, zihinlerine, ruhlarına, dünyalarına sinmiş olan bir gazetecilik, habercilik, yaşam dünyası var. Yani hep o söylediğim şey, sayıları sayı olarak görmemek ya da o eğilim çizgilerini birer işaret olarak görmemek ama onun geri planındaki dünyaları biraz deşmek ve düşünmek durumundayız. Bu çalışma, araştırma uzun yıllardır Türkiye'de ilk kez yapılan ve birçok açıdan karşılaştırmalı bir çalışma. TÜBİTAK tarafından desteğe layık görüldü, desteklendi. Yani bir hakem değerlendirme süreci sonucunda yola çıkabildiğimiz bir araştırma bu. Ben saha çalışmalarını çok önemsiyorum. Şundan dolayı ve yıllardır kesintisiz de yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Öğrencilerimle, çalışma arkadaşlarımla. Böyle çok sosyal bilimcilerin masa başındaki kendi toplumuna bakma biçimlerine bir kıymeti var. Ama bunun mutlaka o andaki güncel kesitlerin de alınarak içeriğinin somutta doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu düşünsel, kavramsal üretimi, önemli önermeleri, önemli şeyleri, sayıntıları hep tekrar topluma bakarak bu ne kadar karşılıyor diye ele almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok dinamik bir toplum, çok hızlı değişiyor, çok devingen ve 5 yıl önce söz ettiğiniz dinamiklerden, yani politik anlamda da öyle, toplumsal anlamda da öyle, bir yandan da süreklilik gösteren ve hiç bozulmadan devam eden ilişkilenme kalıpları var. Dolayısıyla da bunlara bakmamız gerekiyor. Yani bunları araştırmalarla ortaya koyup kayıtlamamız gerekiyor ki bizden sonra yapılacak olan araştırmalara da içinde yer aldığımız kesitlerin gerçek bilgisini kavramsal çerçevesiyle birlikte sağlam bir biçimde sunalım. Yani Batı bilimi böyle yapılıyor. Bu sadece şeyle yapılmıyor. Bir araya gelip konuşmakla da olmuyor. Derslerle de beslenmiyor. Muhakkak sahaya bir biçimde inilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda biz de yerel, bölgesel ve ulusal medyada çalışan kadın gazetecilerin çalışma koşullarına ve kendi mesleklerine ve habercilik yapma biçimlerine, bakış açılarını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, yani feminist bir yaklaşım içerisinden ele almaya çalıştık. Karma bir yöntem benimsedik. Anket ve mülakatları birlikte gerçekleştirdik. Sadece anketlere dayalı, sınırlı yapılanmış sorularla değil, aynı zamanda mülakatlar içerisindeki çok etkileyici, çok çarpıcı, çok insanın yüreğine değen ifadelerle de çoğu zaman anketlerle de hatta bazen çelişen yönleri bulunan belli eğilimleri de böyle yakalayabilerek yola devam etmeye çalışıyoruz. 3 mecrayı, televizyon haberciliği sektörü, gazete yazılı basın haberciliği sektörü ve internet haberciliği sektörü olmak üzere 3 alandaki kadın habercilere de bakıyoruz, gazetecilere bakıyoruz. Bu anlamda mecralar arasında da bir karşılaştırma yapma imkanımız olacak farklılıklar ve benzerlikler açısından. Burada ben şimdi sizlerle televizyon haberciliği sahasındaki, alanındaki ya da sektöründeki araştırmamız sona erdi. Onun bilgilerini paylaşmak istiyorum. İlk çıkan ve önemli bulduğumuz sonuçları. Çünkü kapsamlı bir anket uyguladık. 45'e yakın soru sorduk. Yine mülakatlarımız 15'e yakın yarı yapılandırılmış. Hatta soru sayısı o anda artabiliyordu da. Sorularımız vardı. Bunlardan öne çıkardığımız sorular ve temaları paylaşmak istiyorum. Çok kısa biraz önce Oya Armutçu'nun söylediği akademik kuru ve sıkıcı bir bilgi vereceğim ama öncesinde. Hocam büyük bir keyif. Ben buradan haber yazacağım. Araştırma sonuçlarını alayım lütfen. Hemen güzel oldu. Şimdi çok iyi oldu. Ama ben bir ayağa kalkayım müsaade ederseniz. Çünkü şöyle dönmem gerekecek. Önümdeki var mı? Yüksek sesle tamam. Seslendireyim hocam. Haber sosyolojisi dediğimiz çalışma alanında toplumsal cinsiyetçilik çalışmalar önce haberlerde kadınların nasıl sunulduğuyla ilgili temsil odaklı başlıyor. Biliyorsunuz bu 70'lerde batıda başlıyor. Türkiye'de 80'lerin sonundan itibaren. Dolayısıyla da hani biraz önce söz ettiğimiz Hanife Kamar'ın da Sevgim Denizaltı'nda söz ettiği bu kadının acizleştirilmiş ve güçten düşürülmüş temsil tarzları üzerine yoğun bir eleştiren dönem yaşandı. Ardından 80'lerde daha ekonomik-politik bir dalganın da güçlenmesiyle ikinci feminist dalga haber sosyolojisinde üretim süreçleri çalışılmaya başlandı. Yani sektörde neler oluyor, haberci kadınların çalışma ortamları, kültürleri içerisinde nelerle karşılaşıyorlar buna bakılıyor. Bunun cinsiyetçi dinamiklerine yöneliliyor ama bir yandan temsil çalışmaları sürüyor. Üçüncü olarak da bu daha en son gelişen araştırma alanıdır. Haber okuru, izleyicisi olarak kadınların haberle ilişkileri ve anlamlandırma pratiklerine bakılmaya başlanıyor. Yani neden? Çünkü haber eril bir anlatı. En eril anlatı haberdir. Bugün televizyon sektöründe ya da yazılı basında gördüğünüz. Bunun nedenleri var. Ne demek diye baktığınız zaman. Bir kere kadınların rolleri ritüelleşmiş olarak yer alıyor. Haberlerde feminist görüşler, zırva ve eğlenceli içerik olarak temsil ediliyor. İtibarlı kaynaklar erkekler çünkü nereye gitsek gazeteci haber kaynağı diye mikrofonu teyidi uzattığı kişiler, temsil statüsünde olanlar güçlü konumdakiler erkek. Dolayısıyla erkeklere dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlattıkları bir metin çıkıyor karşımıza. Bu yönüyle de eril. Eril bir epistemolojiye dayanıyor yine. Yani bu nedir? Çok basit olarak söylersek özne nesne kesin ikiliğine dayanır. Orada gazeteci özne olma konumuyla, sıfatıyla olguya, nesneye doğru gittiği zaman aslında ondan bir bilgi, nesnel bir bilgi çıkaracağını varsayıyor. Bu da eril bir epistemoloji olmasının nedeni ve hakikat iddiası da monolojik. Yani tek bir hakikat olduğu vurgusuyla ve iddiasıyla çıkıyor her seferinde gazeteciler ve haberciler. Bu kadın haberciler ve gazeteciler için de böyle, erkekler için de böyle. Burada gördüğünüz haberi eril bir anlatı kılan dinamiklerin hiçbirinden kadın gazeteciler muaf değil. Yani onlar bunun çok farkında da başka türlü bir biçimde haber denen bilgiyi üretiyorlar diyemiyoruz. Diyebiliyor muyuz, diyemiyor muyuz? Ona da bakmak istedik. Yani haberle nasıl ilişkileniyor? Acaba kadınların böyle bir kendilerini erkek gazetecilerden ayırabildikleri noktalar var mı? Sadece çalışma koşulları değil, mesleki kimliklenmeye bakarken hani hala diyorsak evet ben hakikati sunan bir gazeteciyim diyorsa orada problem var. Çünkü biz biliyoruz ki artık bugün haber sosyolojisi çalışmalarında gelinen nokta ana akım değildir, kanonik değildir ama haberin sunduğu hakikatin kısmi bir hakikat olduğu rahatlıkla söylenebiliyor. Olgunun tüm yönleriyle, tüm bağlamlarıyla açamadığı ve gidemediği ve yönelemeyeceği için. Gazetecinin niyetinden bağımsız olarak söylüyoruz bunu. O bilginin kendi yapısı böyle. Şimdi haber üretim sürecinde kadın gazetecilerin varlığı 3 nedenle çalışılıyor. 80'lerden itibaren habercilik sektöründe daha çok kadın istihdam ediliyor. Yani hakikaten 80'lerde kadınlar birçok sektöre yoğun giriş yapıyorlar ama haber sektörüne de sayısal olarak önemli bir artış görünüyor dünyada. İkinci neden haberdeki cinsiyetçi diliyle temsil edilmesinin arkasında sadece erkeklerin değil, kadın gazetecilerin ürettiği içeriklerinde yoğun payı olduğu fark ediliyor. Yani evet sayı artıyor ama bir türlü değişmiyor bu haberin dili ve anlatısının eril yönü, ataerkil anlam rejimi değişmiyor. Peki bu değişmiyorsa eğer, buradaki problem sadece erkeklerden kaynaklanmıyor. Demek ki sektördeki kadın gazeteciler de belli bir anlam üretme biçiminin içine yerleşiyorlar ve onu sürdürüyorlar, üstlenerek sürdürüyorlar diye görülüyor. Üçüncüsü de artık üretim çözümlemeleri yerine üretim süreci yani sahaya gitmek, gerçek çalışma ortamında kadın gazetecileri gözlemlemek ve yakalamak yönünde araştırma eğilimleri yoğunlaşıyor. Önce kadınların basit olarak sayıları ve demografik özellikleri çalışıldı. Yani sınıf konumları, işte gelirleri, eğitim durumları filan, ücret, sosyal güvenlik hakları, cam tavan etkisinin nasıl kadınların haber yöneticisi konumlarına doğru ilerlemesini zorlaştıran dinamiklere bakıldı iş yapma kodlarına. Sonra daha da farklı yöntemlerle, etnografik yöntemlerle ve feminist yaklaşımın kendine has bilgi üretme tarzı içine daha güçlü biçimde yerleşilerek bu sefer kişisel iş yeri, haber üretimindeki kişisel deneyimleri ve ayrımcı anlayışla nasıl ilişkilendikleri, daha sözel anlatımlara, serbest mülakatla oluşturulan tekniklere dayalı olarak değerlendirmeye başlandı. Böylelikle kurum ve kuruluşların çalışma kültürlerinde böyle bir seferde fark edilemeyecek cinsiyetçi yaşama ve çalışma kültürünün cinsiyetçi söylemin izleri yakalanmaya çalışıldı. Bunu biz de araştırmamızda işte mülakatları onun için yaptık aslında. Çünkü şeye bakarsanız anketlere verilen yanıtların büyük bir kısmında en azından televizyon haberciliği sektörü için baktığımız zaman çok güçlü bir cinsiyet eşitsizliği farkındalığı ya da ayrımcılığa ilişkin güçlü bir farkındalık görünmüyor. Ama mülakatlara girmeye başladığımızda yani record edilen, kayıt edilen ya da off the record olarak söylenenleri de dahil ettiğimiz zaman yani aslında herkes her şeyin farkında. Şimdi bu iki yöntem arasındaki bir durumda biz her iki yöntemden aldığımız bilgiyi de bir biçimde kooperatif, yani işbirliği, birbiriyle ilişkilendirerek dahil etmeye çalıştık. Bunu yaparken bir web sitemiz var, Kadın Gazeteciler blog WordPress.com. Bunu İngilizcesi de yaptık, bunun Journalist blog WordPress.com. Çünkü bunu gören yurt dışındaki, biraz önce Sevgim'in söylediği, artık federasyon, konfederasyon yapılarına dönüşmüş kadın gazeteciler örgütleri, arada bir İngilizce bir şeyler attığımız zaman, Twitter'da da hesap var, bize ulaşmaya başladılar, siz ne yapıyorsunuz diye. O Türkçe siteli olmuyor, İngilizcesi de hazırladık. Şimdi onlarla da çeşitli bağlantılarımız var. Çalışma koşulları var, kalma stratejileri, haberciliğe bakışları ve mesleki kimliklenmelerini 4 başlık altında incelerken genelde 40 anket ve 32 mülakatla 72 kadın gazeteciyle, ana akımında ise 28 anket ve 26 mülakat, 54 kadın gazeteciyle toplamda 68 anket ve 58 mülakat. Yani mülakat sayısı da bayağı çok. Mülakat zaten çok zorluyor bizi çünkü bir de onların deşifresi ve yığınsal metinler var. Onların içine giriyorsunuz. Ama çok kıymetli bir bilgi çıkıyor oradan da. Bunu gerçekleştirdik. Bölgesel dağılımımız böyle. Ulusal ve İç Anadolu'da bir ulusal, 2 yerel, Marmara'da 7 ulusal, 3 yerel. Niye Marmara'da? İşte İstanbul menşeili olduğu için aslında ulusallarla gittik, İstanbul'da konuştuk. İstanbul ofislerinde daha çok. Ege'de 2 yerel, Akdeniz'de 4 yerel, Güneydoğu Anadolu'da 2 yerel, Doğu Anadolu'da 4, Karadeniz'de 5, toplam 30 kanalla 8 ulusal, 22 yerel olmak üzere çalışmayı tamamladık. Hemen ilk verilere geçmek istiyorum, bulgulara. Yaş dağılımı, yerel ve ulusal karşılaştırması düzeyinde yapıyoruz şu anda. Farklı bir mecra, gazeteler ve internet söz konusu olmadığı için bunların tamamı televizyon haberciliği alanında, sektörüyle ilgili. Evet, gördüğünüz gibi yaş aralığı bu kadar sayıda insanın 26-35 yaş aralığında hem yerelde hem ulusalda, ama 36-45 yaş aralığı da yine özellikle ulusalda yoğun olarak çalışan kadın gazetecilerin en azından görüşme yaptığımız örnekler için bulunduğu yaş aralığı 46 ve üzeri son derece az hem yerelde hem ulusalda, çünkü kopuyorlar sektörden, yani düşüyorlar. Nedenler oysa aslında çıkıyorlar bir şekilde dışarı, ya kendi istekleriyle ya da onun biraz sonra bakacağımız dinamikleri. 46 yaş üzeri için bu meslek riskli, ona göre. Yani bu böyle bir şey. Eğitim durumları açısından bakıldığı zaman lisans eğitimi çok yüksek, yoğun, yerel ve ulusal içinde. Bedeni durum dağılımı, biraz önce Sevgim'in de atıfta bulunduğu nedenlerden dolayı, toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı ve tabii yaş grubu da henüz daha genç yaştaki kadın gazeteciler ağırlıklıydı. Bir önceki slayttan hatırlarsanız. Çoğu bekar. Ulusalda evli olanlar daha fazla. Onlar biraz daha uzun yıllardır ana akım medyadan ya da ulusal medyada yer aldıkları için kendi hayat düzenlerine işte bu evlilikle ilgili meseleleri, konularını da dahil etmişler. Az sayıdaki de boşanmış ama çoğu bekar olarak devam ediyor. Gelir dağılımı bu önemli bir veri. Arkadaşlar çok yerelde özellikle çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Yani 1000-1500 aralığı neredeyse asgari ücret tabir edebileceğimiz bir ücret aralığı yerel medya için. Belki şunu düşünebilirsiniz, hani kendi illerinde bu kadarlık bir ücret yaşamaları için yeterli oluyordur diye, hiç öyle değil. Yani gittiğimiz iller büyük illerdi. Trabzon, işte Bursa, ondan sonra Antep, Antalya. Yani bu büyük metropol şehirlerde yine bu ücret aralığı da insani değil hiçbir biçimde, öyle bakmamak gerekiyor. Ondan sonrası da 1500 ve 2000 aralığı. Biraz ulusalda gördüğünüz gibi 3000'e doğru aralıkta fazlalaşıyor bu ücretleri alan sayısı. Çünkü ana akım medyanın ücret aralığı daha geniş sonuç olarak. Bir muhabir bile olsa İstanbul'da çalıştığı zaman aldığı rakamlar, ücretler, spikerler vardı bunların içinde, haber spikerleri ya da anchor'lar dediğimiz kişiler daha yükseliyor. Ondan dolayı böyle karşımıza çıkıyor. Kurumdaki görevi açısından biz her türlü haber üretim sürecinin içinde konumlanmış kadınlara ulaşmaya çalışıp montaj yapan kadınlar dahil olacak, haber montajı ve en çok muhabirler vardı bunların içerisinde, hem ulusalda hem yerelde. Kadın haber müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü, temsilci, bakın bu haber yöneticiliği konumlarıdır bu üçü. Bunlar düşük. Şurada haber müdür yardımcısı yerelde niye yüksek ya da haber müdürlüğü? Çünkü zaten kurum yerel televizyonda 3 kişi var, biri kadın, haber müdürü diyor. Aslında muhabirlik de yapıyor. Yani sahada da çalışıyor. Böyle kesin olarak derinleşmiş bir hiyerarşik yapı yok yerelde. Kim ne iş gerekiyorsa onu yapıyor. Onun için orada şık oluyor haber müdürü. Gerçekten haber müdürlüğü olarak bir temsilcilik vasfı da olduğu için onu işaretliyorlar. Dolayısıyla buradaki 9 kişiye aynı zamanda muhabir diye de bakmak gerekiyor. Burayı işaretlemedikleri için. Editörlük de ulusal medyada çok yoğun. Çünkü bu masa başında haberleri son şeklini veren kadın gazeteci sayısı da araştırma örneklerinde epeyce fazlaydı. Biz biraz bu konular arasındaki toplumsal cinsiyet eşitliği algısı bakımından kendi işini yaparken bir farklılık var mı onu da ortaya koymaya çalıştığımız için yani sadece muhabirler üzerine gitmedik ve evet bir fark var. Yani biraz daha yönetici ya da muhabir konumundan çıkıp diğer konulara doğru ilerlemeye başladığı zaman kadın haberciler özellikle ana akım medyada daha itidalli, ölçülü, ondan sonra daha az şikayet eden ve yerinden daha memnun bir çizebiliyorlar. Böyle bir görüntü çiziyorlar ama tabii mülakatlarda tam biz yakalıyoruz oradaki ifadelerden ve off the record anlatımlardan da durumlar öyle değil. Bunlar anket. Ama anketler bütünüyle yanıltıcı anlamında söylemiyoruz tabii burada. Bu çalışma sürelerinin dağılımı arkadaşlar son derece yoğun çalışıyorlar. Şimdi insani çalışma süresi işte 40 saat ise 40 saat ve aşağısı olan ulusal medyada biraz var ama yerel medyada 40 saat yukarısı, 51 saatin üstü, görüyorsunuz 51 saatte yukarısı. Çok sayıda şu iki şeye baktığımız zaman, özellikle yerel için söylüyorum, uzun çalışma saatleriyle bir içerik üretimini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ulusal medyada 40 saat ve aşağısı mümkün çünkü onlar dediğimiz gibi İşler, görevler daha bölümlenmiş, paypay edilmiş olduğu için farklı şeylerde sabahtan akşama kadar kalması gerekmiyor. Ya da işte 40 saatlik süre onun için yeterli oluyor kurum için. Çalışma ortamının sosyal güvence durumuna baktığımızda bakın çok önemli bir kısmının sosyal güvencesi var. Yani çok az bir kısmının sosyal güvencesizlik koşullarında çalıştığını görüyoruz. Hangi branşlarda habercilik yaptıklarına baktığımızda bu yerel ve ulusal için toplamı çıkardım şu anda. Eğitim, kültür, sağlık, magazin, yani bunların toplamı ve diğer alanlar var. Gene de diğer şeylere göre daha yüksek. Burada iç politika niye bu kadar yüksek? Normalde kadın gazeteciler batıda yapılan araştırmalarda iç politika, dış politika ve ekonomi haberciliğinde yani hard news dediğimiz haberlerde daha geridedirler, sayıca azdırlar. Oralar erkeklerin yerleştiği, ilerlediği alanlardır. Zaten haber yöneticiliğine doğru da o alanlardan geçiş yapılır. Çünkü muazzam bir kaynak havuzu ve kaynaklarla kurulan ilişki network'ü içerisinde güçlenerek devam ederler mesleklerine. Bu yerellerden dolayı böyle. Çünkü yereller iç politika haberi dediği vali, kaymakam, ilin ilçenin mülki amirleriyle ilgili yaptıkları haberlerde onların iç politikası olduğu için bundan dolayı yüksek. Bunu bu şekliyle okuduğunuz ve parantez içine aldığınız zaman aslında batıdaki eğilime uygundur buradaki şey genel hatlarıyla. Biz hangi branşta gazetecilik yapmak istersiniz diye de sorduk. Şu anda yaptıklarının dışında. Gördüğünüz gibi kültür sanat ulusalda çok yüksek. Eğitimde de bir kodlanamıyor kesim var, cevap vermemiş ama eğitim, kültür, sanat, sağlık buralarda yüksek. Polis adliye çıkmış yerelde. Ulusalda ve şeyde iç politika ne kadar düşük bakın yerelde. Çünkü burası en hareketli olan şey, alan. Yani bir telefon geliyor, hemen gidilmesi gerekiyor, bir şey yapılması gerekiyor. Mesai saatleri açısından kendi kontrollerin dışında olan bir branştır bu, iç politika. Dış politikayı niye çok seçiyorlar? Dış politika diplomasi de son yıllarda Batı gazeteciliğinde de kadınların daha yoğun istihdam edildiği bir alan. Aslında onun da bir rutini oluştuğu için, onun da daha çok dış haberlerle ilgili çeviriler, elçiliklerle ilgili görüşmeler ya da Dışişleri Bakanlığı rutin mesaisi içerisinde devam eden daha yapılanmış bir mesai düzeni haline geldiği için dış politika ve diplomasiyi de tercih ediyorlar, ederlermiş eğer seçme şansları olsa. Şimdi çalışma koşulları en olumlu ve olumsuz yanlarına baktığımızda en olumlu yanı sosyal ilişkileri geliştirmesi. Evet. Yani bütün kadın gazeteciler çok geniş bir çevre, hatta buna görünürlük, tanınırlıkla ilgili şeyleri de katarsanız işte bakın ücretlerin iyileşmesi ya da ücretle ilgili bir şey sıfır çünkü hiç kimse ücretlerle ilgili olumlu bir şey söyleyemiyor sektörle ilgili. En olumsuz yanda ise ücret düşüklüğü ve eşitsizliği çıkıyor. Bununla uyuşuktur dolayısıyla eğilimsel olarak. Bu sektörde hakikaten insanı törpüleyen koşullarına dayanamayacakları kadar düşük ücretlerle istihdam ediliyorlar. İkincisi de belirsiz ve yoğun mesai. Kadın habercilerin burada toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan o basınç altında hemen işaretledikleri şık bu oluyor. Kendi kariyer gelişimine, kendi ilişkin bakış açısına bakınca daha etkili ve yetkili bir görev ister miydiniz mesela haber müdürlüğüne doğru veya yöneticiliğine, temsilciliğine doğru diye sorduğumuzda yarısına yakını evet diyor, yarısına yakını hayır diyor. Ve kararsızlar var. Yani bu şey şuradan da bakabiliriz işte 31 kişi evet demiş, 68 kişi içerisinden 28'i hayır demiş. Yani herkes öyle çok istekli değil. Aman aman büyük etkili yetkili görevler olsun diye bakmıyor. Ben daha yüksek çıkar zannediyorum. Çünkü hani kadın gazeteciler ilerleyecek ve ilerlemesinin önünde bir takım cam tavan engelleri var ve o zaman hani yıllarca muhabir kalmak istememesi gerekir diye yok öyle bir şey pek. Hocam onun sebebi ne olabilir biliyor musunuz? Şimdi sorumluluk artacak ama maaş aynı kalacak. Evet, onu söylediler zaten. Hem o hem de iş, aile yaşamı dengesi, özel yaşam dengesinden feragat edemiyorlar. Yani oradaki dengeyi bozacaktır bu etkili ve yetkili görevlerde olmak. Fazla mesai, yoğun mesai. Dolayısıyla özel yaşam ve iş yaşamı dengesini, kurdukları dengeyi de bozmamak adına istemiyorlar böyle bir şey. Halbuki kadın gazeteciler bu tür bir kariyerist diyelim ki şeyi olsa, haber yöneticiliği görevlerine gelseler, belki o haber ofisindeki kadın istihdamı ve kadın bakış açısı, haberin eril dilden çıkması ile ilgili o kendiliğinden oluşacak doğallıkla birlikte daha büyük imkanlar karşımıza çıkacak. Ama yok, erkek gazetecilere bırakıyorlar gibi görünüyor yani o alana. Bu etkili görevler üstlenme önünde engeller var mı diye mi? Yok diyorlar. Yani öyle bir engel pek görmüyorlar. O bir tercih olarak aslında çıkıyor karşımıza. Bunu ben çok ilginç buluyorum. Peki engeller dediğimiz zaman, engeller kısmı içinde neler var dediğimiz zaman ise şu şeye bakacaksınız, koyu renk olan evet. Liyakat yerine kişisel ilişkilerin daha çok göz önüne alınması kariyer ilerlemesinin önündeki en temel engel olarak görülüyor. Yani layık olmayan kişilerin henüz o pozisyonla ilgili layık olmayan kişilere bırakılması meselesi bu. Mesleğe, bakın bu ikisi çok önemli. İş özel yaşam ilişkisine dair mesleğin özel yaşama etkisi olduğunu düşünüyorlar. %69'u. Özel yaşamın mesleğe etkisi olduğunu pek düşünmüyorlar. Hayır, etkilemiyor oranı. 28. Burada kararsızları da ben biraz buna katıyorum çünkü mülakatlarla birlikte okuduğum zaman böyle çıkıyor ama meslek özel yaşamı kesin olarak etkiliyor, aile yaşantısını. Bir sürü zorluklar, işte cebelleştikleri konular, aileden ya da özel hayatını paylaştığı insanlardan kendisine yansıyan şikayetler hep bu duyguyu artırıyor, bu bakışı artırıyor. Öbürü özel yaşamı olabildiğince meslek dışında onu işte kendisini mesleki alanda, habercilik alanda zora sokacak bir şey olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Sürekli onun çabası içerisinde. Özel hayatıyla ilgili konuları mesleki ortamına, iş ortamına taşımamaya çalışıyor ki orada kariyeri riske girmesin veyahut da herhangi bir haber yöneticileriyle ve iş arkadaşlarıyla sorun yaşamasın diye. Meslekte cinsiyet ayrımcılığı algısı, iş ararken toplumsal cinsiyetin etkisi konusunda yerelde avantaj olduğunu düşünen bir küçük kesim var, ulusaldan çok. Dezavantaj olduğunu da düşünüyorlar ama genelde etkisiz ya da kararsız olarak görenler çok. İş ararken toplumsal cinsiyet pek de ne derler, önemli bir unsur, parametre değil. Peki, işinizi yaparken herhangi bir cinsiyet ayrımcılığına uğradınız mmı? Evet diyenler %44, hayır diyenler %56. Yani mülakatlarla birlikte, şimdi onları buraya koyamıyoruz ama baktığımız zaman aslında mesleğin kendi kendine işleyiş kuralları ve sistematiğinden dolayı ayrımcılığa uğradıklarını, fakat bunun içinde cinsiyetçi bir boyutun olmadığını düşünüyorlar. Yani evet, habercilik alanında bir takım haksızlıklar, işte mobbinge varan şeyler karşılaşıyorlar, yıpratıcı süreçlerle falan ama bu zaten sektörün kendi içine yerleşik kurallar, dinamikler, anlayışlardan kaynaklanıyor ve bunun cinsiyetle bilgisi yok gibi görüyorlar. Ama var tabii, ama bu onların bakış açısı, reflektif bakış açısı. Bu vardır diyen, evet diyen, yani cinsiyet ayrımcılığı vardır diyenler bakımından ne tür bir ayrımcılık, belirgin ayrımcılık hissediyorsunuz da mesela en yoğun olanı bazı haberlere gönderilmemek. Bu sayı düşük olabilir ama diğer sayılar hemen hemen hiç yoktu, işte çok az gördükleri için. Belli haber türlerine kadın gazeteciler gönderilmiyorlar, erkekler gönderiliyorlar. Bunu ayrımcı buluyorlar. Bu özellikle de belirtiliyor. Sen gitme işte Ahmet gitsin, o daha iyi yapar gibi. İş yerinde meslektaşlarıyla en çok cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık sorunlarının yaşadığı kişiler haber yöneticileri değil. buradaki bizim örneklerimizde. Yani bu belirtilmedi ama meslektaşlarıyla yaşadıklarında yani daha kendi eşiti ya da kendi düzeyine yakın olanlarla eşitsizlik, cinsiyet eşitsizliği sorunları yaşadıklarını özel kurumsallıklarında da düşünebiliyorlar. Bir de haber kaynaklarıyla. Yani haber kaynakları ve meslektaş dedikleri kendi işleri birlikte yaptığı insanlarla cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık meselelerini deneyimliyorlar. Meslek örgütlerinin çoğu üye değil, 47 kişi üye değil, epey bir sayı bu, 3'te 2'si üye değil yani. Ve meslek örgütlerinin yani gazetecilik cemiyetleri, kuruluşları, dernekleri cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliğe duyarlı olmadığını düşünüyorlar. Yoğun içinde. Yani bununla ilgili hiçbir güçlendirici faaliyetinin olmadığını ve kendilerine erişemediklerini düşünüyorlar. Peki sorunlara çözüm mecrası bu cinsiyet eşitsizliği ile ilgili mevcut sorunları yaşadıkları kadarıyla çözüm mecrası neresi? Medya kurumu diye görüyorlar. Hem ulusal hem yerelde böyle. Medya kurumu dediği patron. Yani kurum içinde arıyorlar bir şeyi, çıkış yolunu veyahut da işte cinsiyet farkından, toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan iş yerindeki karşısına çıkan açmazların çözümü için izinlerde olsun, mesai saatlerinde olsun, işte sorumlu olduğu, bakımından sorumlu olduğu çocuk, yaşlı neyse bunu bir şekilde pragmatik bir biçimde günlük olarak çözmeye çalışıyorlar. Kurum, meslek örgütlerinden çok iş yeri, medya kurumlarından görüyor. Yani mesela patron bir kreş açsa tamam bütün sorun çözülecek çocuk bakımıyla ilgili falan. Öyle bakıyorlar. Patron da kreş açmıyor ya da kreşle ilgili bir destek vermiyor. Maaşına ekstradan bir şey yansıtmıyor ki o da onun çözümünü bulsun. Medya kurumu yine içinde çalıştığı kuruluş, iş yeri, aile, özel yaşantı dengesi için çözümler sağlayabilir mi kısmında bakın %60'a yakını evet diyor. Gene aynı şey. İş yeri, özel yaşantı dengesi patronun gündeminde olsa ya da bir biçimde bu şey yapabilse o çözerse anlayışı var. Dolayısıyla temel sonuçları hemen bu kadarın içerisinden özetlersek oldukça düşük ücretli ve uzun çalışma saatleriyle habercilik yapılıyor. Kadın habercileri çalışma dünyasında. Cinsiyet farkı iş yapma pratiklerinden ve çalışma kültüründen çok iş özel yaşam dengesinde karşılaşılan zorluklarla ilgili görünüyor. Yani cinsiyetçilik ve ayrımcılık meselesi cinsiyet rollerinin yol açtığı ikilemler belirdiği zaman hissediliyor. Meslekteki temel zorlukların kadının toplumsal cinsiyet rollerinden ev ve aile yaşantısıyla ilgili sorumluluklarından kaynaklandığı algısını yaratıyor. Dönüp baktıkları zaman çalışma ortamında pek önemli bir şey göremiyorlar. Yani bu cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılıkla ilgili dinamikleri çok göremiyorlar ama özel yaşantı içerisinden ancak teşhis edebiliyorlar. Meslek örgütlerinin değil, çalıştıkları medya kuruluşlarının bu sorunlara çözüm sağlayacağını düşünüyorlar. Eril iş yapma kodlarını sezmekle birlikte bunlara dair güçlü bir farkındalıkları yok. Sezgilerini de mülakatlarda zaten ifade ediyorlar. Ve ayrımcılık ve eşitsizlik biçimlerini ise en çok kurum içindeki meslektaşlarıyla da ve haber kaynaklarıyla yaşıyorlar. Bunlar araştırmanın ilk ve hani birçok çapraz tablo filan ilişkilendirme yaparak daha yoğun bir içerik ürettik. Ama bizim açımızdan kadınların televizyon haberciliği sektöründe ayakta kalma stratejilerini kurarken gözlerini kurum içindeki ilişkileri, duruma diktiklerini, kurum dışında daha kapsayıcı yapılar içerisinden bir arayış içerisinde dayanışma veyahut da çözüm geliştirme yönelik bir arayış içerisinde olmadıklarını da söyleyebiliriz. Ve çok ilginç bir şey, buraya almayı ihmal ettim ama tekrar bu koşullara rağmen gazetecilik mesleğini seçer misiniz sorusuna %50'den fazlası, 55'e yakın bir oranla evet diyorlar. Yani çok seviyorlar gazeteciliği, haberciliği. Onun için her şeye rağmen, bu tablodaki bütün olumsuzluklara rağmen yine de gazeteci olurdum diyorlar. Bu da kadınların ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor aslında. Yani ölmüyorlar ama eşlenmesi ölmüyorlar. Peki, teşekkür ediyorum. Bu kadar. Evet, biz teşekkür ediyoruz Çiler Hoca'ya. Bu ilginç araştırmanın ilk bulgularını bizimle paylaştığı için. Evet, şimdi söz sizin. Şimdi 4 tane konuğumuz. 4 ilginç deneyim. Evet. Buyurun. Meltem. Mikrofon. Mikrofon. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten ilginç bir öğleden sonra oldu benim için de. Özel olarak ilgilendiğim bir alan. İnşallah bir gün bitirebilirsem bir tez yazıyorum bu konuyla ilgili. Az kaldı. Ben seneye burada senin sunum yapacağını biliyorum. İnşallah. Yani inşallah. Yani şöyle birkaç tane şey söyleyeceğim. Öncelikle raporunuz ne zaman çıkacak Sevgim Hanım? Şey yaptınız mı? Sonuçlarını? Pazartesi günü basın toplantısıyla duyurduk. Siteye de TGS sitesine en kısa zamanda eklenecek. Tamam, çok teşekkürler. Tamam, çok teşekkürler. Ya ben de tez için aslında bir günle görüştüm. Oradan böyle bir grup arkadaşla sizin adınız üstünden aslında görüştüm onlarla. Size telefonla görüşmüştüm. Ve şöyle bir şey çok ilgimi çekmişti. Hani bir taraftan da gözlem yapıyorsunuz gittiğinizde mekana. Gazeteci kadın arkadaşlarla görüşmeye girmeden önce dışarıda oturuyorum, bekliyorum. Bu arada da bayağı geç bir saatti. Gazeteciler de dışarıya çıkıyorlardı, muhabirler artık evlerine gidiyorlardı. Şöyle bir hani görüntü söz konusuydu orada. Sanırım langırt var İstanbul'da ofisinizin dışında, böyle bekleme alanında. Şimdi erkek arkadaşlar çıkıyorlar ve yani hepsi birbirlerine hadi ya şurada işte iki el oynayalım falan. Bunun yanında kadın arkadaşlar çıkarken şey halindelerdi. Yani eve gidelim, eve gidelim. Dolayısıyla orada aslında hiçbir şey konuşmadan da sadece bir köşede oturup gözlem yaparak meselenin ne olduğunu çok net bir şekilde hani görüyorsunuz. Kadın gazeteciler ve erkek gazetecilerin o çalışma ortamından çıkarken nasıl bir halde olduklarını. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği denen mesele aslında çok net bir şekilde orada hani tezahür etti diyorsun önünde. Bir günde evli kadın sayısı çok az olmasına rağmen. Evet, çoğumuz bekar ve çocuksuz kadın olmamıza rağmen. Evet. Evet, çok güzel bir şey açıkçası. Arkadaşlara ben girdiğim zaman görüşmeye bu şeyi anlattım, resmi anlattım. Onlar da tam sizin söylediğiniz, şu anda yorumladığınız şeyi söylediler bana. Olmasına rağmen yine de hani böyle bir tablo söz konusu. Aslında hangi, yani şöyle söyleyeyim, artık siyasi yelpaze demek ne kadar doğru bir şey ama hani o yelpazenin neresine bakarsanız bakın, ister İslami basına, ister hani ana akma, ister alternatif medyaya genel toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok böyle yatay kesen bir şey olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki arada çeşitli farklar var. Mesela İslami basından olan arkadaşlar bana çok net bir şekilde şeyi söylediler. Cinsel taciz meselesinin çok da onların aslında konusu olmadığını söylediler. Orada başka bir hani şey var, başka meseleler söz konusu. Ama özellikle TGS'nin yaptıkları çok önemli. Elinize sağlık. Çünkü ben 34 mülakat yaptım, derinlemesine görüşme yaptım. Ve ana akımdan, hatta şu anda artık ana akım demek de ne kadar doğru, o da başka bir hani, soru işareti. O medyadan bazı kadın arkadaşlar, hem de böyle adını sanını bildiğimiz arkadaşların bir kısmı bana şeyi söylediler. Aslında bizim örgütlenmemiz gerekiyor. Ve ben o arkadaşı adıyla birlikte sizdeki bir gündeki arkadaşlara söylediğimde ya inanmıyoruz, o bile mi bunu söyledi gibi bir tepkiyle karşılaştım. Ama gerçekten hani yurt dışına baktığımız zaman sadece çalışma ortamının iyileşmesi, koşulların iyileşmesinden öte o dayanışma, eğitim süreci, mentörlük ilişkisi. Çünkü gazetecilik mesleği evet hani üniversitedeyiz, okuyoruz vesaire ama bir taraftan da çok usta-çırak ilişkisi olan bir meslek ve erkekler bunu çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla o mentörlük mekanizmasını da çok ciddi bir şekilde geliştirmiş durumda. Bahsettiğimiz yurt dışındaki şeylere baktığımızda. Çok teşekkürler bunları söylediğiniz için. Yükselme meselesi Çiler Hocam. Aslında çok klasik. Yani kadınlar niye yönetime gelmek istemiyorlar? Çok klasik. Niye daha çok kadın öğretmen var ama müdürlere baktığımızda daha çok erkek? Tam aynısı aslında. Çok farkı yok. Çünkü o kadar çok meslek dışında, çalışma yaşamı dışında yükümüz var ki kadınlar olarak o oralara evet cam tavanlar, kaygan zeminler vesaire gibi şeyler var önümüzde ama bir taraftan da işte bu önümüze ciddi bir engel olarak geliyor. Onun için hani ben bir taraftan da çok şaşırmadım açıkçası. Diğer meslek gruplarındaki şeye baktığım zaman, duruma baktığım zaman yani şeyde çok azade değil açıkçası diğerlerinden. Bir şey ekleyebilir miyim orada? Şimdi 46 yaş ve üzerindeki kadın gazeteci sayısı çok az gerçekten. Yerelde de ulusalda da. Muhtemelen orada sayı fazla olsa onlar diyecek ki biz evet yetkili ve etkili pozisyonda olmak isteriz. Bir şeyleri değiştirmek veya kendi damlamızı vurmak için kurmak. Ama zaten o sayı çok az olduğu için ve gençlerde aynen senin söylediğin gibi ancak günü kurtarmak ve şey yapmak için yani kendini ayakta tutacak. İş yerinde ve özel yaşamında mümkünse birinden biri kaybetmeden böyle bir şey var, durum var diye yorumluyorum. Çok teşekkürler. 46 yaş ve üstünün bulunmaması geneli ne kadar temsil ediyor? Ben onu merak ettim. Bu bütün şimdi örneklerimiz için geçerli. Şöyle bizim örneklerimiz yerel ve bölgesel medyada en çok izlenen yani güçlü uzun süredir yayın yapan televizyon kuruluşlarının listesini edinmek için bütün bir ham listeyi aldık şeyden. Rütük'ten aldık. Basın ilan kurumundan da liste aldık. Basın yayın enformasyonundan pardon. Gazeteler için basın ilan kurumundan aldık. Dolayısıyla oradaki şeylere bakarak birkaç parametreyi gerçekleştiren medya kuruluşlarını aldık. Bazılarında mesela Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da bu 15 Temmuz sonrası da çok televizyonda kapandığı için artık orada hangisi ayakta ise gene fiilen çalışıyorsa ve kadın haberci de varsa bünyesinde onlara gittik. Dolayısıyla temsil edici özelliği var. Yani yerelin özellikle var. Ulusalda da İstanbul'da çalıştık. Ankara ofislerinde sadece TRT'nin çalıştık. Bir de neyi çalışmıştık ulusal medyada? Ankara ofisinde ATV. Hep İstanbul'da çalıştık. İstanbul ofisi ana merkezidir diye düşünerek hep genç şeyler. Girdiğiniz zaman CNN Türkiye böyle fashion show'a girmiş gibi oluyorsun zaten. Erkekler de genç, kadın gazeteciler de genç. Yani bir kuşak olarak baktığınız zaman onun neden öyle olduğunun açıklaması farklı. Sadece kadınlar için değil bu ama erkekler için de öyle. Şimdi bizim gözümüzün önünde köşe yazarları ve haber yöneticileri olarak düşündüğümüz zaman daha orta ve ileri yaş kuşak gibi görünüyor ama asıl kuşak muhabir editör düzeyinde çok genç kuşak ağırlıklı. Yani televizyon haberciliğinin içerik üretimi yükünü üstlenen nüfus kuşak olarak genç bir nüfus. Diğerleri bu içeriği sunmak, prezente etmek, o içerikle ilgili karar vermekle ilgili daha az sayıdaki insan ama daha çok göz önünde oldukları için şöyle düşünebilirsiniz. Haber sektörüne, televizyon haberciliği sektörüne orta yaş ve ileri yaş hakim. Değil, öyle değil. Kuşak olarak diğerleri. Ama temsil edici özellik açısından da örneklemi böyle oluşturduğumuz için bu eğilimin dışında bir eğilim çıkacağına pek ihtimal vermiyorum yani. Çünkü kadınların zaten belli bir yaştan sonraki şeyi çok zor. Televizyon haberciliğinde devamlılığı zor. Ama gazetede farklı çıkabilir. Şimdi gazeteleri yapıyoruz. Gazetede çok kadın köşe yazarı var. 46 yaş yönetici de var. Ama televizyon haberciliği sektörün o hani estetik ve görüntü ile ilgili muhabirler için de öyle. Özelliğinden dolayı çok hızlı bir sirkülasyon yapıp o jenerasyonu da tutmaya çalışıyor. Yararlandığı içerik üreticisi aralığını. Çağrı. Gazetelerde de dediğiniz yayın baskın. Ben de doktora araştırmam için işte daha geçen yıl yeni bitirdim. 17 tane şeyde ulusal basında hem gazetelerde bir televizyon. Gazetelerde dahi haber üretim ve yönetiminde 46-50'nin üzerine bulmak çok zor. Köşe yazarlarını ayrı tutuyorum ama içerik üretimi, haber üretimi, o aktüel üretimde 50'nin hatta 45'in üzeri yok denecek kadar az. Ne kadar ilginç bu. Yani bu ülkeye özgü bir şeydir bu muhtemelen. Bize özgü. Aslında çok çok ciddi bir sirkülasyon var. Oya hocam bir şey söylüyor. Pardon hocam. Yani çok ciddi bir sirkülasyon var. Dolayısıyla o sirkülasyonda genç gelsin, genç gelsin. Bir de hani ücret politikasından sonra özellikle çocuk, evlilik vesaire gündeme geldiğinde meslek dışına çıkıyor. Aynen, başka alanlara. Aynen, başka işlerden. Ben şöyle düşünmüştüm. Onun ele değdiğini aslında artık 46 yaş ve üstü daha meslekte verimli olabileceği bir dönemken, yöneticilik konumlarına vesaire daha etkili olabileceği bir dönemken neden çekiliyorlar acaba? Eskisi çok yıprandığı için mi? Yok, meslek dönüştü. Eskisi değil. Dayanmıyorlar, tahammül etmiyorlar yani. Çıkıyorlar, ayrılıyorlar. Evet, Oya hocam bir şey söyleyecek. Hocam. Geç geldiğim için özür dilerim. Bu hemen 30 yıl önce yapmış olduğum ilk araştırmayı tekrar okumaktan geçmişim. Hiç farkında değilim saatin kadar geçtiği çıktığını. Şimdi bu 1985-86'da benim yapmış olduğum araştırma var. Bu araştırma bana yurt dışından gelmişti. Yapılması için bana istemişlerdi. Ben de işte Ankara'da ve İstanbul'da özellikle daha çok yazılı basında bir tek o zaman radyodan birisiyle görüşebilmiştim. Televizyondan falan birisiyle görüşememiştim. Fakat bu yazılı basından görüştüklerim arasında şimdi Serpil daha iyi yaptıracak Nimet Arzıkçı vardı. Yani hesaplayı daha çok kese vardı. Yaz yürü girmişti, Yaz Yürü Aldan girmiş İstanbul'da. Ondan sonra Kadın dergisinde o Asena kardeşlerden birisi de girmişti. Öyle tahmin ediyorum ama hangisiydi bilmiyorum. Daha pek çok kişi girdi. Ve bunların değerlendirdiği zaman söylediklerinize tutarlı pek çok şey bulmuştum. Ama tabii bu kadar ayrıntılı değildi. Yani kişilerin hazırlamış olduğu ve yapmış olduğu bir araştırma kadar ayrıntılı değildi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ben bu öyle bir yaş grubundayım ki artık ilk iletişim mezunlarının biri yani bunlar işte gazetecilik dernekleri işte biz iyi kaliteli gazeteci istiyoruz diye yalvar yakar üniversitelerden de okullara, yayın okullarına açtıktan sonra ilk mezunların verip de bunları almadıkları zamanı da hatırlıyor. Nasıl bunları yavaş yavaş iletişim fakültesi mezunlarını bizim bütün işte İstanbul'a ve Ankara'ya, İzmir'e nasıl yerleştirdiğimizi o kadar iyi hatırlıyorum ki onun için yani o kadar çok bu öğrencimizin nasıl işte kız öğrencimizin, erkek öğrencimizin kendi çabalarıyla hatta böyle o kadar zor şartlarda çalışarak bu meslekte bir yerlere geldiklerini biliyorum. Ama bir olarak kalmıştır, yönetici olmamıştır. O ayrı mesele. Yani muhakkak yönetici olması da şart değildir. Şimdi kadın gazetecilerin bu 46 yaş üzerinde olmamasının sebebinin diyeceğini söyleyeceğim. 46 yaş, 1968'i biliyorsunuz radyo görücü televizyon yayınlarının başlaması gibi. Bunun için bunun arkasından işte BBC'ye TRT'de çalıştım. Yani hem TRT'de çalıştım hem basın yayın okulunda çalıştım. Ondan sonra TRT'de çalıştığım için BBC'ye İşte radyodan bazı kimselerin işte televizyonda yayında program yapabilsin ve vesaireliği gönderildiğini hatırlıyorum. Ben TRT'de çalışırken daha programcı, yönetmen vesaire gibi kimseler yoktu. Mahmut Ali Öngör'ün gelmesiyle birçok şeyler ortaya çıktı ve onun arkasından birçok şey yavaş yavaş oturmaya başladı. Yani televizyonun, Türkiye'deki TRT'nin ilk öncü olan televizyonun, şunu unutmayın, hep yapbozla her şey öğrenildiğini bilesiniz. Biz şimdi buralara geldik, evet şeylerimiz, güzellik kraliçelerimiz sunucu da oldu. Efendim şimdi işte biraz yaşı geçti diye şeylerimiz, ne derler ona, kadın çalışanlarımız hani kaka edilip dışarı atılmaya çalışıyor vesaire. Onlar da mesela, onların bazılarını ben görüyorum. Benim hala deneyim çok güçlü. Devrimin yaş grubunun üstünde olanlar televizyondan ayrılıp gazetelerde çalışmaya başlıyor. Şimdi bu alternatif var, bunu unutmayın. Evet, erkekle kadın arasında hep, yani erkekle bir kere siyaset erkek işidir denildiği kadar gazetecilik de erkek işidir. Bunu yani bütün çok meşhur kitaplar vardır bunun hususunda yazılmış. Ama hocam öyle demeyelim, Hülya Avşar geçenlerde bir açıklama yaptı gene. Erkek işidir mi? Yani şimdilik öyle gibi görünüyor ama aslında kadın işidir diyelim. Şeyi söylüyorum, genel klişe lafı söylüyorum ben. Ben başladığım zaman ki 1960'ların sonu, bu 60'ların sonu 70'lerde gazete yayın okulunda çalışmaya başladım. Çalışmaya başladığım zaman, ondan evvelki yıllarda da TRT'de çalışıyordum. Ben bunları gördüm. Ve oraya, yani TRT Haber Merkezi'nin kuruluş aşamasını da gördüm. Oraya nasıl insanların seçildiğini gördüm. O zaman Hülyarı Şubat'ta gazetecilik vardı, oradan mı alacağız, başka yerden mi gazeteci alacağız peşindeydi bu Ankara'da. Yani bunu tabii yazmakta olduğum anlarımda bahsediyorum. Yani bunlar çok önemli şeyler, Türkiye nereden nereye geldi, bunu unutmayalım. Evet, yani şimdi yapılan araştırma çok önemli. Şimdi yaptığı araştırmayı hiçbir zaman bir tarafa atmıyorum. Bunun gibi pek çok daha araştırma yapılacak. Benim yaptığım araştırma da ilk araştırmaydı. Yani bana yurt dışından gelmiş, Çiler'le konuşmuş, bugün günden beri arıyorum. Maalesef pazartesi günü ben bir kötü ölüm olayıyla karşılaştım. Resim yaptığım atölyedeki bir anı ani katlesinden öldü. Ve resim sergimiz vardı. Resim sergimiz iptal oldu. Yani öyle bir şok yaşadım ki, yani o kendini toparlayabilmem için biraz zaman aldı. Ondan sonra işte şeyi buldum, yapılmış olan makalelerin ayrı basınsını buldum. Onun hem İngilizcesi var hem Türkçesi var. İkili yapılmış çünkü. Farklı yerlerde yayınlanmış. Birisi Barcelona'da sunulmuş, bir tanesi Türkiye'de bir yayın organında yayınlanmış. Şimdi aklıma gelmedi nerede olduğunu. Fakat yani Çiler'in yaptığı çok önemli bir şey. Bunun yazılmasının kısmını da görmek isterim. Yazılmasına bakalım neler çıkacak. Çünkü ikisi birbiriyle yani benzer de çıkabilir. Yani farklı da çıkabilir. Göreceğiz. Hatta ayrıştırıyor noktalar da olabilecektir. Göreceğiz. Fakat unutmayalım, yani biz nereden nereye geldik? Ha, ben bu basın yayın okulunda çalışmaya başladım, TRT'de çalışmaya başladığım zaman da gazeteci kadın gazeteci vardı. Matikti. Yani unutmayın, fazla sayıda kadın gazeteci yoktu. Bu giderek tabii şimdi giderek yarı yarıya Çiler ne kadarsa yarı yarı değil mi? Ne yarıya değil? Kadın erkek sayısı gazeteci. Erkek sayısına bakmadık gidip kuruluşlarda. Aslında bakmak lazım, onu bir alalım. Ama zaten çok yani o kadar şey gidip buluyoruz ki yerelde özellikle. Erkek mesleği dedim, bak bu şekilde başladık. Kadınlar ikisi arasındaki şeye bakın. Hem yaş. Hocam zaten numunelik bulunuyorlar, yerelde öyle yani. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim, yerelden bahsedeceğim. 2 ya da 3 kişi oluyor, doğru. Yerelde ben ilk basın yayın konvansiyonu genel müdürlüğünde bu yerel gazetecilerle tanışmaya gittiğim zaman çok tuhaf bir şeyle karşılaştım. Hanım gazeteciler var görünüyordu. Ben şaşırdım, nerede bunlar dedi. Meğer gazetelerin sahiplerinin eşleri basın parçası sahipmiş ve gazeteci görürlermiş. Gazetecilik falan yapmazlarmış o zaman. Şimdi tabii şeyle birlikte özellikle keşke kendisi iletişim fakültesi mezunlarının çoğunluğunda yerel medyada çalışsalar, çok önemli bir şey. Hala çok çalışan yok. Bunu da söyleyelim. Doğru mu Çiler? Evet hocam. Ders yani, başlayacakmış. Toparlarsanız. Ben benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Evet. Estağfurullah. Duayen, fakültenin duayen hocası olarak. Yani, anılarınız ve evet, ilk araştırmadan buraya hocam. Yani sizin yaptığınız ilk araştırmadan buraya. Çok mesafeli. Görmek isterim. Hala çünkü akademik işlerle ilgilendiğim için. Evet. Görmek isterim. Neler bulunuyor? Çok merak ediyorum. Geldiğiniz için bir kere biz çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz. Evet. Galiba bitirmek zorundayız. Ders varmış. 1-2 dakikamız var mı? Sormak isteyen başka soru var mı? Uygun. Ha, evet. Pardon, bir de buradan alalım. Siz konuştunuz. Buyurun. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları doktora öğrencisiyim, ismim vardı. İlkler çok sesini biliyorum. Çiler Hoca'ya bir sorun vardı. Bu dış politika meselesiyle ilgili kadınların daha az olduğunu ve o alanı çalışmak istediğini söylediniz. Uluslararası işler disiplininde genelde şöyle bir ayrım var. Yüksek politika, alçak politika. Ve bu yüksek politikada genelde erkeklerin olduğu, kadınların burada yer alamayacağı, kadınların daha çok alçak politikayla ilgilenmesi gerektiğine dair bir kanı alacak. Bu gazetecilikte böyle bir durum söz konusu olur. Öyle değil de şöyle bir şey var, yani yüksek politika, alçak politika ayrımını ben tam şu anda bilmiyorum uluslararası ilişkilerin kendi jargonu ve dünyası içinden, ama diplomasi ve dış politikada kadın sayısının artması Batı literatüründe okuduğum şeylerden gördüğüm şöyle bir kavramlaştırmayla karşılanıyor. Gerçekten de dış politika çok, yani 90'lı yılların ortalarına kadar erkek gazetecilerin, habercilerin daha ağırlıklı olduğu bir şeyken, şimdi yoğun biçimde kadın haberci girişi var bu branşa. Nedenle Matahari sendromu dedikleri bir aynen böyle kavramlaştırdıkları bir şeyden, durumdan söz ediyorlar, olgudan. O da şu, kadın habercilerin işte belli dış politikadaki, diplomasideki aktörlerle, yani haber kaynaklarıyla konuşurken mülakatlar, işte sohbetler, söyleşiler ya da herhangi bir bilgi almak üzere haberle ilgili bu kaynakların kadın habercilere daha rahat ifade ettikleri, daha açıldıkları, ondan sonra daha ne diyelim off the record, gayri resmi bilgilerle daha yoğun besledikleri bu alandan. Dolayısıyla da alanın, branşın içerisine kadın gazetecilerin böylelikle biraz daha istihdamının gözetilmeye başlayan, daha iyi haberler çıkardıkları, dolayısıyla da yani böyle bir şeyden dolayı böyle yazan makaleler okudum mesela. Hani Türkiye'de Matahari midir sendrom, başka bir şey midir, ona ayrıca bakmak gerekiyor. Yani özellikle dış politika, diplomasi, gazeteciliği, haberciliği yapan kadınlarla da bunun üzerinden bu kavramlaştırma ve dışarıdaki bu değişen dinamiğin burada Türkiye'de bir karşılığı mı oldu da özellikle onu istiyorlar. Yani o da çok ilginç çünkü. Bir yandan da hani o dışarıdaki, yurt dışındaki eğilimin bir iz düşümü burada da belirmeye başlıyor filan. Onu ayrıca da bakmak gerekiyor. Bizdeki karşılığı bu şeyde, literatürde anlatıldığı kadarıyla. Evet, siz soracak mısınız? Eğer zamanımız kalmadıysa eklemiyor. Sadece ekleyeceğim bir şey sormayacağım. Dertleşme. Peki, bir şey söylemek istiyorum. Peki, çok yanlış anlaşıldı. Ben 1 dakika istiyorum hocam. Çok özür dilerim. Alternatif medyada yaşadığınız hani şeyleri anlattınız ya, orada daha acı oluyor sanırım, değil mi durum? Çünkü beklentileriniz daha yüksek oluyor. Orada çalışan kadın ve erkek arkadaşlardan beklentileriniz daha yüksek oluyor ve yöneticilerden sanırım ona karşılık alamamak normal şeyden, ana akımdaki kuruluşlardan daha açıklık oluyor. Samimiyet meselesi. Şimdi alternatif diyorsunuz, başta da anlatmaya çalıştım ya, yani sadece attığınız manşetle muhalif olmazsınız ya da gazetenin yayın çizgisi değil bütün olay yani. Sen çalışana ne veriyorsun, nasıl bir çalışma ortamı sunuyorsun? Niye orada bir alternatif yaratmıyorsun aynı şekilde? Bir de şu gerçekten canımı çıtan bir nokta, hani kendi gazetem için söylemiyorum diyeyim. Yani şöyle bir durum var, herkes her şeyi biliyor aslında. Neyin yapılması gerektiğini, neyin nasıl olması gerektiğini. Biliyorsunuz, uygulayın. Karar alma mekanizmalarında kadınların olması gerektiğini siz söylüyorsunuz. Niye yok? Niye bunun için çaba sarf etmiyorsunuz? Hani bu noktalar gerçekten canı acıtıyor yani. Evet. Minicik bir şey söylemek istiyorum. Aslında evet, yanlış algılandı demek istiyorum. Hocamın araştırması çok önemli. Yalnız bir küçük örnek vereceğim. Hani yani biz bugün burada aslında yandaş medyayı hiç konuşmadık. İşin gerçeği bir de o sorun vardı. Medyanın sorunlarını da konuşmadık ama ben bir tek şey söylemek istiyorum. Çiler hocam, hem benim hocam hem arkadaşım, hem benim hem Semra'nın, hani ben burada her şey çok güzel, yanlış da algılansın istemiyorum. Hürriyet'te de çok rahat ettik. Ben de hemen işe girdim diye bir şey yok mesela. Onun da altını çizip ben de 3 yıl boyunca kadrosuz çalıştığımı söylemek istiyorum. Yalnız nereden nereye geldi ve resmi doğru görmek adına şunu söylemek zorunda kaldım. Oya hocamı da bu arada gördüğüme çok mutlu oldum. Kendisine selam söylemek istiyorum. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Ben Hürriyet'e başladığım zaman Hürriyet'te 35 kişi vardı. Ve o 35 kişiden sadece ikisi kadındı. Lütfen bunu görmezden gelmeyelim. Bugün, evet, bugün Hürriyet Ankara Bürosu'nda bizim patronumuz bir kadın. Bunu iyi anlamında söylemiyorum. Hani resmi doğru görmek anlamında. Ne derece bu kadınların da kadın gibi iş yapabildiklerini konuşmamız gerekiyor. Devam edelim. Bütün bir yazı işlerimiz kadın. Sayfaları yönetenler kadın. Benim Ankara temsilcim kadın. Hiçbirisinden rahatsız değilim. Güzel de oluyor bazen. Kadına şiddet, bu tartışmalar konusunda devreye de girebiliyorlar. Haber müdürüm bir kadın. Hem de adı Saffet olan bir kadın. Herkesin erkek sandığı muhabirlikten gelen bir kadın. Ben doğru, yine bir dolu arkadaşımıza her ay atıyorlar. Ve yaşlandığımız için atıyorlar, biliyor musunuz? Beni atmaya gözlerini kestiremedikleri için köşe verdiler. Belki ben köşe yazarı olarak devam ediyorum. Çiler hocamın söylediği gibi gerçekten bizim televizyonlarımızın İstanbul büroları Fashion Week gibi, moda dergisi gibi, çok doğru. Ama yurt dışına nasıl biliyor musunuz? Eğer siz adliye muhabiri, parlamento muhabiriyseniz 40+ olmanız tercih ediliyor. Tabii. Tecrübe, kriter anlamında. Ne söylemek istiyorum başka? Aslında yani kadın gazeteci, kadın televizyoncu sayısı az değil. Niye gençleri tercih ediyorlar? Maalesef bizim sektörümüz insan öğüten, insan tüketen bir sektör. Sadece kadınları değil, erkekleri de tüketiyor. Ekran yüzleri güzel olmak zorundalar. Ama gerisinde de kadınlar var. Yalnız o kadınların ne kadar kadın gibi bakabildiği, o koltuklara oturdukları zaman kadın gibi iş yapıp yapamadıklarını da umarım hocam sorularına eklemiştir ya da koyacaktır. Yani kadınlar kadın bakışıyla o koltuklarda kalmıyorlar ki. Zaten bu noktada bakarsanız bizim mesleğimiz biraz cinsiyetsiz. Yani hiçbir zaman, yoksa insanlık dışı. Ben duruşma izliyorum. Sabah 9'da başlıyorum. Ertesi sabah 6'ya kadar, 6.30'a kadar sürüyor darbe davaları. Ve ben bir ertesi gün yine çalışmak zorundayım. Bunun için sen kadınsın, çalışma. Ya da aynı şey Hanife için. Sevgimin çalışmalarına ben hayran kaldım. Lütfen o raporları bana da versin. Son bir şey söyleyip ders vermiş bitireceğim. Yine çok üzgünüm. 1990 yılında ben Hürriyet'e girdiğim zaman Hürriyet Gazetesi 1 milyon satıyordu. Bütün gazetelerde sendika vardı. Ve sendikayı, kadroya giren sendikaya üye olmak zorundaydı. Böyle bir kültür vardı. Bu yasal olarak konulmuş bir zorunluluk değil. Ama medya oradan başka bir yere evrildi. Hiç sendikalı gazete kalmadı. Bence yeni bir kavram olarak artık yandaş medya var. Yani yandaş medya olduğunuz zaman bu toplumsal kalıpların, rol modellerinin üstünde zaten bilgilendirip farklı tarz bir habercilik yapıyorsunuz. Medyanın gerçek durumu da bu. Keşke vaktimiz olsaydı da birazcık da yandaş medyadan devam edebilseydik. Ama ben burada canım hocama, Çiler hocama ve genç meslektaşlarıma bu çabaları için özellikle sevgimi çok teşekkür etmek istiyorum. Katıldığınız için de sizlere. Evet, katıldığınız için çok teşekkürler. Bu burada bitmez. Daha çok konuşacağız herhalde. Devamını biliyoruz. İletişim Fakültesi hocalarından ve öğrencilerinden. Çok teşekkürler.